Herkese iyi hafta sonları. Derbi günü geldi, çattı. Adı üstünde. Derbi günü programında sizlerle birlikteyiz. Derbinin öncesini masaya yatıracağız. Bütün heyecanını sizlere aktaracağız. Derbi ateşini bugün sizlerle beraber yakacağız. Bağlantılarımız olacak bütün noktalara. Öncelikle konuklarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Şenol Fidan hocam hoş geldin. Nasılsın? İyi hafta sonları. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Biz de sizi gördük, daha iyi olduk. Derbi heyecanını beraber yaşayacağız. Bu keyfi gerçekten maça saatler kaldı. Büyük bir heyecan yaşıyoruz. Mehmet Yozgatlı hocam, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyiz Allah'a şükür. Siz nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz vallahi. İşte derbi heyecanını seyircimizle birlikte, sizlerle birlikte paylaşmaya çalışıyoruz. Öncelikle müsaadenizle bir bağlantılarımızı gerçekleştirelim. Aykut İnce Dolmabahçe'de, stadın orada. Ahmet Selim Kul Samandıra'da ve tabii ki Sercan Dikme, Nevzat Demir tesislerinde. Şu anda hepsi ekranda, harika bir görüntü oldu. Öncelikle bir olayın merkezine gidelim. Aykut İnce'ye bağlanalım. Bize statta orada atmosfer nasıl, aktarsın, sonra tesislere gidelim. Aykut İnce, söz sende. Sana çok teşekkür ederim Onur. Konuklarınla birlikte iyi yayınlar. Arkadaşlarımız tabii ki Sercan Dikme ve Ahmet Selim Kul. Takım içi bilgileri onlar aktaracaklardır. Biz klasikleşmiş uzun yıllardır bu noktadan yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ve bir Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine daha tanıklık edeceğiz. 356. randevu dile kolay. Çok uzun yıllardır bu iki takım, bu iki güzide takım kozlarını yeşil sahada paylaştı. Şimdi tabii biraz çevreden de bahsetmek isterim. Tam Dolmabahçe'deyiz. Sırtımızı stada verdik. Yüzümüz denize, boğaza bakıyor. Tam saatli kulenin oradayız. Yerli ve yabancı turistlerin Dolmabahçe'yi ziyaret ettiğini vurgulayalım. İnsan kalabalığı başladı. Trafik kalabalığının başlamasına da az bir zaman var. Neden az bir zaman var diyorum? Çünkü tünel girişi Maçka'dan Maçka Parkı'na çıkan yol, Taksim'e giden yol da trafiğe kapanacak. Özellikle tünelin kapanmasının ardından ciddi anlamda bir trafik sıkışıklığını tartışmasız bekliyoruz bu noktada. Ne dedik? 356. randevu dedik. Bir tarafta Valerian İsmail var. Valerian İsmail'in bu Beşiktaş'taki görev sürecinde üçüncü büyük maçı. Daha önce geçen sene Trabzonspor'a karşı oynamış ve Fenerbahçe'ye karşı oynamıştı. 1-1'lik skor vardı Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesi ve yine Vodafone Park'ta, yine Beşiktaş'ta oynanıyor. Bu kez Valerian İsmail'in ikinci İstanbul takımıyla bir derbi mücadelesine çıkacağını belirtelim. Jorge Jesus'unsa bu ilk derbi mücadelesi. Her yayında söyleyeceğim, bir kez daha vurgulayacağım. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri İl Güvenlik Kurulu ile gerçekleştirdikleri mekik diplomasisinin ardından deplasman taraftarı statlara gelmeyecek. Bu noktanın altını çizelim. Bu sezon hem Süper Lig hem Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında bu üç büyük takımın deplasman seyircisi tribünde yer almayacak diyelim. Hemen şöyle bir bakayım. Henüz daha tabii bu noktadan trafik akışı var. Yani tünel kapanmamış. Taksim'den bağlantı noktası. Trafik şu anda seyir halinde. Yani açık, akıcı bir trafik var ama maçın başlamasına, yani 18-19 dolaylarında burada hakikaten bizi son derece sıkışık bir trafik bekleyecek. Biz saat 18-19 diliminde Haldun Domaç ve Serdar Sarıdağ ile burada birlikte olacağız. Şimdilik Dolmabahçe'den aktaracaklarım bu kadar. Ben takım içi bilgileri muhabir arkadaşlarımızdan da merak ediyorum. Acaba kadrolarda herhangi bir sürpriz, bir değişiklik var mı? Beşiktaş'ın aslında bu sene Sercan Dikme verdiği 11'lerle hep tutturdu. Ama aynı şeyi Selim için söyleyemeyeceğim. Çünkü neden? Sadece Selim değil, tüm Fenerbahçeli muhabir arkadaşlarımızı hep taca attı Jorge Jesus. Aslında muhabir arkadaşlarımızı değil, sokaktaki tüm futbol severler de Fenerbahçe'nin 11'ini kurmakta zorluk çekiyor. İşin tabii bu da cilvesi diyelim. Söz sende Onur. Muhabir arkadaşlarımızın vereceği 11'leri, takım içi bilgileri açıkçası biz de burada merak ediyoruz. Aykut İnce'ye çok teşekkür ediyoruz. Açıkçası o kadar güzel anlattı ki, kameraman arkadaşlarımız da Dolmabahçe'deki ve Boğaz'daki o görüntüleri o kadar güzel aktardı ki, hani orada olasımız geldi, imrenmedik değil.
Aykut İnce'ye teşekkürler ve şimdi ev sahibi takıma bir gidelim. Nevzat Demir tesislerinde atmosfer nasıl, durum ne? Tabii ki Sercan Dikme karşımızda yine güler yüzüyle. Sercan, söz sende. Onur Yıldız, çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş derbiye konsantre olmuş durumda. Artık bir iki saat içerisinde Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Durçebir'in de Nevzat Demir tesislerine gelerek hem futbolcularla hem de teknik direktör Valerian İsmail'le bir toplantı yapmasını, elbette futbolcuların ve takım içinde en fazla merak edilen durum derbi galibiyet primi. Çok büyük bir ihtimal 100 ila 150 bin TL civarında değişecek olan bir derbi primi açıklanacak. Hem Sayın Çebi, Sayın Başkan hem de yönetici arkadaşları burada futbolcuları saat 18 sularında Vodafone Park'a uğurlayacak. Hem saha içinde hem de saha dışında aslında Beşiktaş son 2 haftalık dilimde çok fazla tartışılıyordu. Ancak bu tartışma ortamını ortadan kaldıracak bir durum Fenerbahçe galibiyeti. Ve bu hafta içerisinde Sayın Başkan Ahmet Durçebi bu 2 haftalık süreci, kaotik süreci geçirebilmek için Valerian İsmail'le de, hocayla da, futbolcularla da toplantılar gerçekleştirdi ve Valerian İsmail'in arkasında olduğunu kendisine söyledi. Hatta ilerleyen dönemde bir kontratla geleceğinin de altını çizdi. Kontrat yenileme ihtimalinden de bahsetti. Şu an futbolcular artık dinleniyor. Öğle yemeklerini yediler, istirahat halindeler, odalarındalar. Birkaç saat sonra bir kez daha aşağı inecekler artık odalarından. Ardından buradan çıkış için Vodafone Park'a gidecekler. Sağ dışını biraz anlatmaya çalıştık. Sağ içinde Beşiktaş'ta çok önemli bir eksik. Bugün Kevin Enkudu yok. Maç kadrosunda değil. Milli takımda arka adresinden bir sakatlık yaşamıştı. 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. İlk maçta Fenerbahçe derbisi, ki bu sezonluk performansına baktığımız zaman Kevin Enkudu'nun ne kadar önemli bir role sahip olduğunu anlayabiliyoruz. Onun yerine, Enkudu'nun yerine bugün Nathan Redmond'ın forma giymesine bir beklenti içindeyiz. Aykut İnce muhtemel 11 ile ilgili söz ederken çok büyük oranda, evet, doğruluk payıyla karşı karşıya kaldık bu sezon ve geçen sezon özelinde. Sanki yine bu kez birazdan vereceğimiz o muhtemel 11 saat 19 sularında resmileşecek gibi. Peki o 11 ne? Muhtemel 11 ne? Kalede Ersin Destanoğlu, ki hafta içerisinde sözleşmeler imzalandı. 4 yıllık artık Beşiktaş'ta uzun bir süreye gidecek. Onun mutluluğu, onun huzuru var. Kalede Ersin Destanoğlu olacak. Savunmanın sağında Valentin Rozier, solunda Masuaku. Savunmanın ortasında sol stoper Romain Saiz, yanında Tayyip Talha. Ortada üçlü, bu hafta içerisinde çok konuştuğumuz bir üçlü vardı. Beklentimiz bu, yorumları yapılıyordu, yapıyorduk. Dellali değildi burada. Getson, Josef, Salih üçlüsüydü. Ancak son yapılan taktik çalışmasında dün Valerian İsmail Getson'u yedekler arasında, Dellali'yi ilk 11 arasında oynattı. O yüzden bugün Dellali'nin ilk 11'de başlama ihtimali Getson'a oranla biraz daha yüksek. Hemen yanında Dellali'nin tabii ki Josef ve Salih olacak. Kanatların birinde Jackson Muleka, diğerinde Nathan Redmond. Forvet'te ise bugün Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında gol ayağı Wood ve Gors olacak. Redmond'dan bahsetmiştik. Kolu kırıldı. Tedavisini oldu. Ameliyatını oldu, ancak yeterli değil. Beşiktaş Sağlık Heyeti özel bir bandaj yaptı, kendisine hazırladı. Bugün özel bir bandajla ilk 11'de olacak. Raşit Gezdal için ise çok çok büyük bir ihtimalle yedekler arasında olma ihtimali var, ama yine biz kesin konuşabilmek için sanki bir iki bağlantı daha beklememiz gerekiyor. Saat 18 sularında Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinden Vodafone Park'a gidecek. O görüntüler de A-Spor ekranlarında olacak. Onur Yıldız. Sercan Dikme, sana da çok teşekkür ediyoruz. Beşiktaş'la ilgili merak edilen her şeyi aktardın. Ve tabii ki Fenerbahçe ile ilgili merak edilen her şeyi kim aktaracak? Ahmet Selim Kul aktaracak. Şu anda Samandıra'da Fenerbahçe taraftarları merakla senin söyleyeceklerini bekliyor. Ahmet, söz sende. Onur Yıldız, teşekkürler. Samandıra Can Bartu seslerinden herkese selamlar diyerek yayınımıza başlayalım. Fenerbahçe ligde son 2 maçını kazandı. Bu akşam da Beşiktaş deplasmanından puan ve puanlar alarak iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Jorge Jesus yönetiminde bu sezon oldukça heyecanlı maçlar çıkarıyor. Keyifli, bol goller maçlar çıkarıyor sarı lacivertler. Taraftarıyla bir bütünlük yaşamış durumda ve derbiden de istediği sonucu alarak bu atmosferi sürdürmeyi hedefliyor Fenerbahçe cephesi. Samandıra Can Bartu
tesislerinde şu anda sakinlik hakim. Aslında bir önceki yayına göre taraftar sayısı arttı. Fenerbahçe'de 5.30 civarında burada tesislerden ayrılacak. 5.30'da taraftarların burada toplanarak takımı Vodafone Park'a uğurlamasını beklediğimizi de ifade edelim. Her derbi deplasmanı öncesinde olduğu gibi Fenerbahçe taraftarları da buraya gelerek takımlarını uğurlayacaklar. Her artık Jorge Jesus geldikten sonra bir klasik oldu. Maç sabah antrenmanında gerçekleşti. Sabah saatlerinde Fenerbahçe antrenmanını yaptı ve Sarı Lacivertler tabii bu antrenmanlarda çok yoğun çalışmalar yapmıyor. Daha çok duran top çalışmaları, ısınma çalışmaları gibi daha hafif çalışmalar yapıyor ama bu antrenmanda gerçekleşti. Daha sonrasında Fenerbahçe öğle yemeğini yedi ve şu anda artık futbolcular maç saatini beklemeye başladılar diyebiliriz. Sarı Lacivertler'de Jorge Jesus derbi haftasında kuralları biraz daha katılaştırdı. Bundan da bahsedelim. Dün akşam kadroda olan olmayan tüm futbolcular burada kaldılar. Burada birlik beraberlik ortamı oluşturmaya çalıştı hafta boyunca Jorge Jesus ve bu doğrultuda da burada hep birlikte takım hareket ederek stada doğru gidecek. Jorge Jesus'un bu tip konulara çok önem verdiğini daha önce de bahsetmiştik. Sarı lacivertlerde eksikler var. Ren maçında sakatlanan Luan Perez'in forma giyemeyeceğini ifade edelim. Henüz sakatlığını atlatamadı. Bunun dışında milli takımdan hafif bir sakatlıkla döndü Joshua King. Joshua King'in de ağrısından dolayı yine bu akşam maç kadrosunda olmasını beklemediğimizi ifade edelim. Serdar Aziz var bir de. Serdar Aziz ilk oynanan, sezonun ilk maçı olan Dinamo Kiev maçında sakatlanmıştı. Aslında sakatlığını atlattı. Takımla çalışmalara başladı. Fiziksel olarak istenilen duruma gelip gelmeyeceği biraz merak ediliyordu. Serdar Aziz'in de biz bu akşam kadroda olacağını, hatta ilk 11'de olma ihtimalini çok yüksek gördüğümüzü ifade edelim. Ama yine de son karar futbolcunun kendisine sorulduktan sonra verilecek. Bu notu da paylaşmamız gerekiyor. Muhtemel 11'e de geçelim tabii ki. Fenerbahçe'de kalede her zaman olduğu gibi Altay'ın oynamasını bekliyoruz ve üçlü bir dizilişle sahaya çıkmasını bekliyoruz. Jorge Jesus'un defansın üçlü defansın sağında Gustavo Henrique, solunda Zalai, merkezde Serdar Aziz, orta sahada sağda Ferdi, solda Alioski, yine merkezde Crespo Aroa ikilisi ve hücum hattında da sağda İrfan, solda Batshuayi ve solda Valencia ve merkezde de Michy Batshuayi'nin sahaya çıkmasını beklediğimizi belirtelim ama burada Pedro'nun tercih edilmesi de hiçbir şekilde sürpriz olmaz. İki oyuncuyu da antrenmanlar boyunca denedi Jorge Jesus. Bu şekilde bir muhtemel 11 beklediğimizi de ifade edelim. Bunlarla birlikte Samandıra'dan aktaracağımız notları şimdilik tamamlamış olalım ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Onur Yıldız. Ahmet Selim Kul, sana da çok teşekkür ediyorum. Sen de Fenerbahçe ile ilgili merak edilenleri aktardın. Detaylar oldukça, haberler daha da netleşecekçe yine bağlantılarımız olabilir. Evet, biz şimdi artık derbi sohbetimize, yorumlarımıza başlayalım. Şenol Fidan ve Mehmet Yozgatlı ile beraber. Şenol Fidan hocamla başlamak istiyorum. Nasıl bir derbi bekliyorsun bugün? Ligin en golcü iki takımı mücadele ediyor. Evet, ev sahibi olarak benden başladın. Biraz öyle oldu. Evet, temellilerle başlayalım çünkü maç öncesi hakikaten bayram havası var. Aspor'u da bu anlamda tebrik etmek istiyorum. Yayından önce biraz izleme fırsatım oldu. Hem hava durumu, muhabir arkadaşların kıyafetleri, artı kapanan yollar, hepsini bilgi anlamında sundular. Bunlar da çok önemliydi. Bu anlamda inşallah 21.45'te sahanın içini konuşacağı bir maç olur. Yani futbolun konuşulacağı bir maç olur. Teknik anlamda tabii ki biz konuşmamız gerekiyor. Çünkü işimiz bizim teknik direktörlük. İki teknik adama bakarak da bir şeyler söylememiz lazım. Ama bunları söylerken de belli bir parametreler ve veriler üzerinden gidilmesi gerekiyor. Tabii ki Beşiktaş'ı öncelikle şöyle analiz ettiğimizde 7 maçı baktığımızda Valerin İsmail'in üçlü defansından bir artı kazanamadığı bir ortamdan ligin ilk maçında Kayseri maçıyla beraber dörtlü bir defansa döndü ki burada bunun cevabını aldı gibi düşünüyorum ben olumlu anlamda. Ama tabii ki oyuncu seçimlerinde bana göre Kayseri maçında Kevin Enkudu yoktu. Kaleye giden gitmekte zorlanan bir Beşiktaş vardı. Artı orta sahada kreatif anlamda gol pası ve adam geçen oyuncu olmadığı için bir de artı Kayseri maçı özelinde beklerin hücuma çok çıkmadı. Özellikle Rozier'in bekte sağlam kaldığı bir maç seyretmiştim. Ben o maçı canlı izlemiştim. Bu da Beşiktaş'ın o maçtaki performansını yani bayağı düşürdüğünü düşünüyorum. Maçın son dakikasında belki de tek atakta çıkan Rozier gol pasını verdi.
Beşiktaş o maçı kazandı. Büyük takımlar bu anlamda bekleri çok kreatif kullanmak durumundalar. Bu da belki üçlü oynadıklarında Rozier'in görev tanımıyla beraber diğer sol bek Musa Hakan'ın oradaki görev tanımlarının belki ileri geri gidişlerde yarattığı handikaplardan dolayı Kayseri maçı özelinde belki Rozier 90 dakika kendini sakladı ama çıktı bir pozisyonda da golü yaptırdı. Takım da galip geldi. Tabii sezon başında hazırlık maçlarının getirdiği handikapla beraber oluşan olumsuz hava Valeri İsmail üzerinde etkili bir şekilde demokrasinin kılıcı gibi duruyor. Karagümrük maçındaydı, ben sahadaydım. Ama o gün seyirciyle beraber ilk 15-20 dakikada Karagümrük'ü süklese eden bir oyun vardı, artı sonuç vardı. Seyircinin bu anlamda bir takım şeyleri dile getirmesi belki de daha sonraya kaldı diyebiliriz. Ama olumsuz olan... Ama ben yanlış hatırlamıyorsam o maçta seyirci değişiklik yapsana diye tezahürat yapmıştı değil mi? O maçtı. Aynen öyle. Bravo. Yani o maçta Valerian İsmail'in değişikliklerinin camia tarafından beğenilmediği ortaya çıktı. Yani ben hayatımda ilk kez değişiklik yapsana diye bir tezahürat duydum bir stadyumda mesela. O da çok enteresan. Şimdi şöyle, tabii ki yani teknik anlamda şimdi Mehmet Hocam da aynı şekilde aynı işi yapıyoruz. Biz de olayın içinde olduğumuz için şimdi şeyden başlayan, tabii hazırlık döneminden başlayan bir süreçle beraber Kayseri maçındaki oyun sonuç ayrı bir şey. Ama oyunda memnun edici bir taraf yoktu. Yani oyunla bu şampiyonluğa gidilme anlamında bir takım sıkıntıların yaşayacağı oynanan onu oyun bize onu anlatıyordu. Hı hı. Orada da dediğim gibi Kevin Enkudu'nun sezon başında belki takımdan ayrılması söz konusuydu. Ondan dolayı da Gezal vardı. Sol tarafta Mulak oynuyordu. Yani kreatif oyuncu, süratli oyuncu, adam geçen oyuncu olmadığı için kaleye gitmekte zorlanan, artı beklenen oyuna çıkmamasından dolayı da pozisyon üretmekte zorlanan bir Beşiktaş takımı vardı. Onun arkasında bu oyundan sonra Alanya'da 3-0 öne geçip kırmızı karttan sonra, bilmiyorum tabii ben olsam iyi giden bir şeyi değiştirmem. Bilmiyorum Mehmet Hocam ne düşünüyor. Çünkü iyi gidiyordu. 3-0 öndesin. Hatta gol yedi Beşiktaş, 3-1 oldu. Hı hı. Yapılan değişiklikle beraber hem oyunu kaybetmek hem de skoru kaybetmek anlamında soru işaretlerini doyurdu. O maç başladı her şey. Aynen orada. Yani çünkü sahanın en iyisi Enkudu ile Salih'ti. Hadi Gezal sakatlandığı için aldı. Salih ve Enkudu ikisi de gol atmış, asist yapmış. Sahanın en iyileri bir anda oyundan alınınca işte orada bir eyvah dedi Beşiktaş taraftarı ufak ufak. Şimdi orada aynı zamanda oyunu da kaybetti. Yani dediğim gibi evet 3-3'lük bir skor var ama sen 3-0'dan 3-3'e getirdiğin zaman oradaki skora da bakılmaz. Deplasmanda bir puan Beşiktaş düşünülebilir. Yani Alanya gibi önemli bir deplasmandan, ama 3-0'dan sen 3-3'e getirmek artı oyunu kaybetmek. Oyunu kaybederken de hazırlık maçlarında yaşadığın sıkıntıyla beraber oyunu karşı tarafa hediye etmekle oluşan bir olumsuz hava tabii söz konusuydu. Tabii bu Beşiktaş taraftarı üzerinde bir handikap yarattı. Yaratmadı da bir soru işareti yarattı. Hoca üzerinde handikap yarattı. Onun için bu maç yani Valeri İsmail üzerinde belki bir stres yaratıyor olabilir. Ya şimdi konuşulanlara bakalım. Valeri İsmail'in üzerindeki stres Beşiktaş'a olumsuz yansır mı? Bunları böyle tek tek kısa kısa konuşalım. Müsaadenle Mehmet Yozgatlı hocamın da ilk bir derbi yorumunu alayım. Sen nasıl bir maç bekliyorsun hocam? Yani öncelikle olaysız, kazasız, belasız, sakatlıksız, hakemlerin fazla konuşulmayacağı, bol söylediğin gollü, pek olmuyor ama yani bol gollü bir karşılaşma olur. Bayas'tan ilk derbisi olacak. Yani konuşma ihtimali yüksek. Bakalım evet. Erman Hoca akşam konuşur büyük ihtimalle. Yani bugün ligin tepesine baktığınızda takımların genellikle önde baskı yapan takımlar. Önde iyi baskı yapıp hataları iyi değerlendiren takımlar. Bugün de hem Beşiktaş'ta hem Fenerbahçe'de bunu iyi yapan takımlardan bir tanesi. Bu maçta önemli olacak olan şey Fenerbahçe'de özellikle orta sahası Arao ve Crespo'nun defansif yönü biraz daha iyi olup ama öne de çıkmayı seven oyuncular. Beşiktaş'ın orta sahasına baktığınızda akıllı, zeki, dar alanda hızlı paslara çıkan bir orta sahası var. Fenerbahçe'nin avantajı şu olacak, önde baskıyı yapıyorlar, kaptığı topları çabuk hücuma çıkıyorlar ve özellikle iyi sonuçlandırıyorlar. Ki zaten bunu da görüyoruz. Attığı şu ana kadar gol sayısı 20. Ligin en fazla gol atan takımı. Beşiktaş'ın avantajı şöyle olacak. Kanatları iyi kullanacak. Kullanan bir takım Beşiktaş. Özellikle Muleka ve bugün muhtemelen Redmond oynayacak. Redmond oynayacak. Elinden hani
bir ameliyat olduk. Elinde kırık var ama mecbur oynayacaktır. Fenerbahçe de arkada üçlü oynadığı için kenarlarda çok boşluklar verecekler. Orada da Muleka ve Redmond'un tehlikeli olacağını düşünüyorum. Önde iyi bir santraforu var. Weghorst hem havadan hem ayakları iyi olan bir santrafor. Orada da Beşiktaş kendi oyun stilini olan kanat oyunu ortaya koyacaktır. Önemli olan bir detay, şu da çok önemli. Bireysel hataların az olması gereken bir karşılaşma. Çünkü iki takım da onu iyi değerlendiren oyuncuları var. Aynen. Final pasların olsun, ortaları olsun, vuruşları olsun çok tehlikeli oyuncuları var iki takımda. O yüzden bireysel hatalarını kim az yaparsa o bu maçta az gol yiyecek yer diye düşünüyorum. Peki şimdi çok gollü bir maç aslında bekliyoruz diyebiliriz. Evet. Çünkü Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ligin en fazla gol atan 3 takımı. 16-16-20. Tekrar hocama döneyim, Şenol hocama. Bir kadro üzerinden gidelim mi hocam? Olur. Aslında çok da güzel görüntüler de veriyor yönetmenimiz Özgür. Evet. Canlı görüntüler de veriyor. Ama ben biraz birkaç dakika kadro üzerinden konuşmak istiyorum. Stat'taki yönetmenimiz de Güven gerçekten çok güzel görüntüler aktarıyor bize. Hani az önce de söylediğim gibi insanın canı o boğazda orada olmak istiyor. Evet hocam, şimdi Ersin sözleşme yeniledi. Ersin sorunu bitti. Beşiktaş'a baktığımızda Rossi'ye Talha Sayıs, Masuaku savunma dörtlüsü. Josef Salih Delalli, Muleka Redmond orta sahada ve forvette Weghorst. Bu kadroyu nasıl değerlendiriyorsun? Fenerbahçe karşısında bu kadro ne yapar? Şimdi öncelikle ben tabii isimler üzerinden değil de takım üzerinden sahaya çıkan takımları değerlendirmek en doğru olanı diye düşünüyorum. Ha, tabii ki burada futbol takımımız çünkü puzzle'dır. Puzzle'ı tamamlaman gerekiyor. Orada da doğru puzzle'ı yerleştirmen gerekiyor. Şimdi Ersin üzerinden baktığımızda Ersin'in yaşadığı bir güven bunalımı var. Biraz önce hoca üzerinden de o konuya girerken anlatmak istediğim konulardan başında da bu geliyor zaten. Artık bu saatten sonra yani Beşiktaş'taki oyuncular hepsi Beşiktaş'ın kendi çocukları. Bunlara sahip çıkmak gerekiyor. Bu saatten sonra bu oyuncularla, atıyorum Fenerbahçe için de aynı. Transferin dönemi kapanmış. Transfer dönemine şurada işte 2-3 ay var. 3 ay bu oyuncularla devam edeceksiniz. Elinizdeki oyuncular da bunlar. Bunların moralini bozarak bir yere gelemezsiniz. Evet, yapılan hatalardan ders alınması gerekiyor. Ama siz kendi öz evladınız, öz kaynaktan gelen bir kardeşimiz, çocuğumuz Ersin. Diğer çocuklarda örnek olması teşkil edilen bir karakter burada. Eğer Beşiktaş kendi çocuklarına bunu yaparsa ileride sıkıntı yaşayabilir. Hem A takıma çıkma istekleri doğrultusunda hem de performans anlamında. Şimdi Ersin o anlamda bu hafta içinde de mukavele imzaladı, 4 senelik imza attı. Ondan dolayı mı kötü oynadı? Tabii ki değil. Ama futbolda şöyle bir şey var. Bizler de buraya gelirken yolda yaşadığınız bir trafik sorunu bile sizi psikoloji anlamında farklı noktalara aynen getirebiliyor. Evet. Çünkü futbolculukta da işte ödemelerin yapılması, yapılmaması, işte ailedeki olan sorunlar bilemiyorsunuz ama seyirci sahaya çıktığı zaman onun performansına bakıyor. Ama futbol takımları ve oyuncular bu kazanma veya kaybetme işlerini maçtan önce yaparlar, motivasyonlarını. Eğer kafasında kaygıları varsa, hata yapmak kaygısı. Şimdi Mehmet Hoca da işte Fenerbahçe'den bahsetti. Jesus'un çıkarttığı kadrolar hiç tartışılmıyor. Neden? Jesus'a çünkü bir güven var. Valeri İsmail'in çıkarttığı kadrolar tartışılıyor. Çünkü Valeri İsmail geçmişte kendini ispat ederek buraya gelmedi. Ve yaptıklarıyla şu anda soru işaretleri. Onun için yaptığı her hamle doğru da belki maçtan önce hepsi tartışılıyor. Ama bunun sonuçlarını alması lazım ki Valeri İsmail bu krediyi kazansın. Yani bu maç o anlamda belki galip geldiğinde belki de İsmail'i tribünlere çağıracaklar. Ama mağlup olduklarında da ben bu anlatılanlar kadar bir kara bulutların dolaşması gerektiğini düşünmüyorum. Neden? Şu anda işte puan durumunu getirin. Varsa bir ekrana. Birincinin şu anda 17 puanı var. Beşiktaş'ın 14 puanı 14. var. 3 puan fark var arada yani. Bugün oynayacak, yenerse kaç oluyor? 17 oluyor. Ya yenilse bile çok büyük bir fark yok. Bir şey değişmiyor. Bravo sevgili. Yani. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Aynen. Ama işte burada camianın yarattığı bilerek veya bilmeyerek bu olumsuz handikap ister istemez takımın üstünde de bir etkisi oluyor. Yani bir takım şampiyon olacaksa seyirciyle beraber olur. Seyirciye rağmen olmaz. Ama seyirci siz bir maçın 90 dakikasını beklemeden 20. dakikada 25. dakikada olumsuz tepkiler verirsiniz. Bakın burada Beşiktaş takımından ben bahsetmiyorum. Genel anlamda Fener takımı için de geçerli olabilir. Fener takımı da Kiev'de mağlup oldu. Ama seyirci ne yaptı? Sahip çıktı. Ondan sonra yola devam ettiler. Ama siz kaygıları
ve buradaki hataların getireceği sonuçları oyuncuya ve hocaya yüklediğinizde oradaki hata yapma düşüncesi yapmama düşüncesinin öne geçiyor. Yani ister istemez oradaki beyin kendini kilitliyor. Yani o stres Beşiktaş'a biraz pahalıya mal olabilir. Aynen öyle. Yani bu hiç yalnız hocam bu Türkiye'de çok enteresan. 2-3 hafta öncesine kadar bu Başakşehir yenilgisi ve İstanbulspor beraberliği öncesine kadar inanılmaz bir Valerian İsmail'e karşı olumlu bir hava vardı. Premier Lig hocası, takımı Premier Lig takımı gibi yaptığı falan. Ama iki maçta şu anda gönderilecek mi gönderilmeyecek mi bunu yani tartışıyoruz. Hemen bir Fenerbahçe'ye de bir döneyim. O ardından yine Beşiktaş'la ilgili detaylara geçeceğiz. Bir de Fenerbahçe'nin kadrosuna bakalım Mehmet Yozgatlı hocam. Fenerbahçe'nin her maç neredeyse 4-5-6 oyuncusu farklı. Ama evet. Giren çıkanı, çıkan gireni aratmıyor. Nasıl değerlendiriyorsun bu derbi kadrosunu? Yani şu anda orada bir tek soru işareti Serdar Aziz. Yani son günlerde bir sakatlığı var denilmişti. Ama bugünkü kadroya göre de oynayacaktır. Yani Jesus Hoca sisteminden vazgeçmedi. Lige başlarken beş, bir ara 4'lü oynattı ama genellikle 5'li, 3'lü sistemle oynattı. 3-4-3 sistemle hiç vazgeçmedi. Evet, oyunculardan vazgeçti bazılarıyla. Hep dediğimiz gibi işte onu oynattı, bunu oynattı. Ve herkese forma şansı verdi. Bu futbol için çok büyük bir özgüvendir. Yani futbolcunun kimle oynayacağı belli olmadığı zaman o futbolcu her zaman kendini hazır hisseder. Yani, hocanın da adaletine inanır değil mi? Aynen yani öyle. Hocanın adaletine inanıyor. Fenerbahçe'de yedek kalan kimse küsmüyor. Çünkü zamanı geldiğinde mutlaka oynuyor. O mutlaka o forma şansını alıyor ve oynadığı zaman da iyi oynuyor. Şimdi Zajic son haftalarda iyi bir performans gösterdi. İyi oynadı, goller attı. Ama hoca bir anda Crespo'ya döndü. Şu anda Crespo oynuyor, Zajic oturuyor. Muhtemelen yarın bir günde başka bir karşılaşmada tekrar Zajic oynayacak. Veya ortada da İsmail oynayacak. Hani onu Jesus gerçekten iyi yapıyor. Bu da futbolcuyla olan aranızdaki iletişim çok önemli Onur Bey. Hani futbolcuyla iletişimimiz iyi olduğu zaman futbolcu hoca küsmez. Yani bunu biz yaşadık, hocam siz de yaşamışsınızdır. Yani futbolcu hoca iletişimi iyi olduğunda, konuştuğunda, yeri geldiğinde omuzuna hadi oğlum aferin dediğinde ve yeri geldiğinde kulağını çektiğinde futbolcu bunu sever. Futbolcu bunu bayılır ki muhtemelen Jesus da öyle yapıyor. Çünkü dışarıdaki duruşuyla da öyle. Sert bir duruşu var. Ama futbolcularıyla da işte şakalaşır, elini omuzuna atan, kafasını okşayan bir hoca. Bu net bir şekilde belli. O yüzden de futbolcularda hocaya bir herhangi bir kırgınlığı, bir kızgınlığı yoktur. Ki ona göre de zaten hoca her hafta farklı bir takım çıkartıyor. 3-4-3 sistemi, sağda yine Ferdi oynayacak, solda Alioski, Crespo, Arao ortada. Dediğim gibi az önce de biraz daha defansifi seven orta sahaları fakat öne de çıkmaya seven oyuncular. Sağda İrfan, solda Valencia mı oynar, Rossi mi oynar? Orada ben tam emin değilim. Çünkü Valencia milli takımda Ekvador milli takımıyla Japonya'da bir maç oynadı. Ve bir yolculuk yaptı Türkiye'ye tekrardan. Orada milli aralar yani saatlerce, günlerce yolculukta geçiyor. Jetlag'la geçiriyor. Şimdi o kadroya katkı olsun diyorsun. Yani şu kadroda kaç tane milli oyuncu milli takımlara gitti? Şimdi Batshuayi gitti. Altay gitti. İrfan gitti. Altay'dan başlayalım. Evet. Tamam. Altay gitti. Salahi gitti. 2. Ferdi gitti. 3. Alioski gitti. 4, İrfan 4, gitti. 5. Valencia Batshuayi. Bayağı 8 şimdi tane bu, gitmiş. Şimdi bu aynı zamanda bir Fenerbahçe için de handikap. Demin hoca üzerinden değişken rotasyon kadrolardan bahsettim ya. Fenerbahçe belki de bunları planlayarak bu rotasyonları değişikliklere gitti. Milli aralar artı Avrupa kupaları gibi. Yani ben Jesus özelinde şunu biraz önce söylerken çok büyük krediyle geldi. Oyuncu o kredisi olduğu için burada çıkarttığı kadrolarda oyuncular da zaten orada sesini çıkartmıyor. Artı eğer bunu iyi anlatabiliyorsa arkadaşlar benim için ilk 11 yok, ilk 22 var gibi. Oyuncu da bunu algıladığı zaman dışarıda beklediği zaman zaten o enerji devam ediyor. Sinerji ve enerji devam ediyor. Ama öbür türlü eğer ilk 11 çıktın, ben dışarıda kaldığım zaman Fenerbahçe bu kadroyu yönetemezse sıkıntı o zaman başlar. Ki şu anda çok büyük bir problem gözükmüyor. Seyircinin de yönetiminde bir desteği var. Benim gördüğüm yani Fenerbahçe takımındaki bu kadro değişkenliğin en büyük etkisinin baştaki komutandan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani biraz önce Valerian İsmail örneğini de verdik. Orada biraz soru işaretleri bundan kaynaklanıyor geçmişinden. Belki de yapacak bilemiyoruz. Ama burada yapmış bir teknik direktör var. Oyuncu da şu anda teslim oluyor. Çünkü yönetimin de burada
iradesi çok önemli. Yeri geldi Mesut'u da bu takımdan gönderdi. Dedi ki bizim için sahanın içinde işte performans gösteren oyuncular önemli. Oyuncu da o taraftan bakıyor. Şu anda iştahı gidiyor. Ha, şimdi biraz önce Selim değil mi? Samandıra'dan belli. Evet, Ahmet Selim. Dedi ki duran toplar çalışılıyor. Duran toplar zaten ilk 11 ile çalışılır. Yani kadro belli şu anda. Evet. Yani 22 kişiyi getirip de korneri sen atacaksın, ön direkte sen yok. 11'i alırsınız, bu akşam yapacağınız duran topları, hangi duran top varyasyonları varsa onlarla çalışırsınız. He, bu Fenerbahçe takımının özelliğine şunu da söyleyeyim, pardon hocam söze girdim. Eğer sizin, şimdi üçlü oynuyor, dörtlü oynuyor. Eğer siz bu oyun prensiplerini 22 oyuncuya da, handikapı şuradan yeni bir takım. Şimdi Başakşehir örneğinde olduğu gibi oturmuş bir oyun arşiviniz, bir hafızasınız, hafızan varsa oradan gitmekte Emre Hoca sakınca görmüyor. Bakın o da çok büyük değişiklikler yapıyor. Fenerbahçe takımı, hoca yeni geldi. Çalışma süresi yeterli mi? Şu anda ortaya çıkan sonuçlarla beraber yeterli gözüküyor. Çünkü yani geriden oyun kurmayla baskıya gittiğinde diğer oyuncuların oraya gelmesi, kimle geleceği, oyun dinamikleriyle ilgili. Onun için bu tekrarları yaptığı zaman sıkıntı yok. Yapmış gibi duruyor ve sonucu da aldı. Yani böyle bir katkıda bulmak istedim. Bakalım yani, çünkü derbi maçlarında favorisi olmuyor. Ne kadar da konuşsak, dediğin gibi Mehmet Hoca'nın. Ferdi Atalar eğer burada ön plana çıkarsa, artı sağ içi değişkenlikleri nedir o? Kırmızı kart gibi bir takım eksik kaldığında hocanın planlamadığı şeyler bunlar. O zaman da diğer takıma bir avantaj sağlıyor. Bakalım, inşallah zevkli bir mücadele. Peki olur. Şimdi eksiklere baktığımızda Mehmet Yozgatlı'ya sorayım. Alioski'nin arkasına atılan toplar mesela Alanya maçında, tamam Fenerbahçe 5-0 kazandı ama çok pozisyon verdi. Enkudu olsaydı orada bunu daha iyi değerlendirebilir miydi? Gezal mesela, hani Fenerbahçeli Luan Perez ve Joshua King oynamayacak ama sanki Beşiktaş'ın eksikleri daha kağıt üstünde büyük bir eksik gibi gözüküyor değil mi sence? Evet, yani üçlü sisteminin en büyük sıkıntısı zaten kenarlarıdır. Orada Gustavo, işte zaman zaman Serdar, Zalay iyi kaymaları yapmaları gerekir. Çünkü hem Alioski hem Ferdi oynadığı zaman, işte Samuel bile hücumu seven oyuncular. Ve hemen hemen her atakta ileri gitmeyi, orta atmayı seven oyuncular. Arkada çok büyük boşluklar bırakacaklar. Orada dediğiniz gibi Redmond, Muleka, işte olsaydı Gezal veya işte Enkudu orayı, o Fenerbahçe'nin o kenarlarının pozisyonu bulabilirler. Burada Ferdi ve Alioski ilk zaman, yani maçın başlarında muhtemelen çok fazla hücuma çıkmayacaklardır. Biraz daha kontrollü başlayacaklar. Daha çok önce bir iyi karşılayıp Beşiktaş'ın işte topa sahip olan orta sahasını biraz bırakıp kaptıkları toplarla, ikinci toplarla da hücuma çıkacaklardır. O yüzden bu sistem oturdu Fenerbahçe'de. Bakalım hani Redmond ve Muleka işte nasıl bir oyun oynayacak? O da çok önemli. Yani bireysel olarak çok yetenekli oyuncular. Çok çabuk, arkaya koş atan oyuncular. Hani Beşiktaş iki oyuncuyu kullanacaktır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımızda Ahmet Selim Kul bize üçlü savunma söyledi. Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Salahi. Peki dörtlü oynarsa kimi sahaya sürer? Diyelim dörtlü oynayacak. Yani dörtlü oynasa muhtemelen Serdar'a oynatmaz. Hı hı. Yine yani Ferdi. Gustavo Henrique, Salahi, Alioski, Ferdi ama önde o zaman. İşte önde yine Arao muhtemelen 6 numara pozisyonuna çekecektir. Hı hı. İşte artık 8 numaraya orada Zayiç olabilir, İsmail olabilir. Zaman zaman hoca orada Rossi'yi bile oynattı. Emre Mor'u oynattı o mevkide. Kim, Emre sakat şu anda ama tekrardan Rossi'yi oraya çekebilir. İrfan'ı 10 numarada oynatıp çift santrafor bile oynatabilir. Hani Valencia ve Batshuayi forvet de oynatabilir. Diye düşünüyorum yani 4-3-3 sistemi veya 4-1 baklava dediğimiz o 4-1-2-1-2 sistemini oynatabilir. Dörtlü oynarsa eğer. Ama dediğim gibi hani oturmuş bir sistemi var. Oturmuş bir takım var. O yüzden hoca yine üçlü sisteme oynayacaktır diye düşünüyorum. Peki şimdi aklıma şu da geldi. Deplasman yasağı kalktı hocam. Yani futbol seyirciyle güzel. Ama bu maçta deplasman yasağı kalkmasına rağmen bir karar açıklandı. Derbilerde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş taraftarları
deplasmana gidemeyecek, tribünde olmayacaklar. Bunun için ne düşünüyorsunuz? Ben tabii hakikaten senin söylediklerine katılıyorum. Yani şimdi pandemi dönemi biliyorsunuz. Yaşadık, hep beraber de gördük. Seyirci olmadığı zaman da bir futbolun böyle bir tuzu biberi eksikmiş gibi geliyor. Aynen öyle. Bu anlamda. Ya seyirci her türlü olması lazım. Dün akşam da Filenin Sultanları'nı seyredik mesela Polonya'da. Polonya seyircisi salonu doldurmuş. Koltuklarında son derece neşeli, destek veren ve keyifli görüntüler. Ve o oynanan oyundan keyif alman çalışan bir oyuncu grubu. Yani futbola da bunu yansıtmamız lazım. Yani futbolda sırf biz savaş olarak görmemeliyiz. Yani yendik biz, hadi kahramanız, mağlup oldunuz ya, mağlup olduk vatan haini gibi. Artı seyirci ve yönetimler. Bunun bir spor olduğunu, sporun da bir keyif olduğunu anlarsak, yani bu düşünce üzerinden gidersek zaten işlerimiz kolaylaşır. Ama gidip orada kendimizi, işte ebedi bir rekabet var. Şimdi Beşiktaş olmadan Fenerbahçe olur mu? Fenerbahçe olmadan Beşiktaş olur mu? Galatasaray olur mu? Trabzon olur mu? Düşünsenize ya. Yani ama bu kadar keyifle, bu kadar heyecanla program yapıyoruz. Niye? Beşiktaş'la Fenerbahçe oynadığı için, işte Fenerbahçe'yle Galatasaray oynadığı için, Galatasaray'la Beşiktaş oynadığı için o gün hepimiz, yani taraftarlarla birlikte biz yayıncılar da böyle bir heyecanla, bir keyifle uyanıyoruz. İyi ki var bu takımlar, iyi ki var bu maçlar yani. O yüzden zaten hani artık deplasman seyircisiyle ev sahibi takım seyircisi birbirini görmüyor bile. Eskort eşliğinde geliyorsunuz, güvenlik eşliğinde stada giriyorsunuz, maç bitince de çıkıyorsunuz. Herhangi bir olay da yaşanmıyor. Ama bu durum açıkçası beni biraz üzdü. Mesela Mehmet Yozgatlı'ya da sorayım. Diyelim bir deplasmana gidiyordunuz. Çok zorlu bir deplasman ama orada kafayı kaldırdığınızda deplasman tribünde kendi taraftarınızı gördüğünüzde o bir daha bir şey hissediyorsunuz değil mi? Yani. Arkanızda bir güç hissediyorsunuz. Aynen, yani. Ayrı bir motivedir. Yani hocam da dediği gibi taraftar futbolun en keyifli, en zevkli yanıdır. Yani onlar olmasa futbol olmaz zaten. Aslında yani sahaya çıktığında bir Fenerbahçeli futbolcu baktığında tribüne, dediğin gibi abi, hani taraftar görmesi gerekir. Yani tamam, yani belki burada hani güvenlik önlemler açısından dolayı bir yasak geldi ama yani açılması lazım. Artık hani hangi yüzyılda yaşıyoruz, artık taraftarlar da yani birbirlerine böyle atışmaktan ziyade maçlarına konsantre olmaları gerekir. Ya, biraz taraftarların da hani neden diye kendilerinde bir sorgulamaları lazım. Bütün taraftarların gibi. Yani. Tabii. Sadece bir kulüp, iki kulüp değil, bütün taraftarların. Unutamadığın Fenerbahçe Beşiktaş derbisi. Yani oynadığında olur ya da işte izlediğinde. Yani şöyle düşündüğümde evet, hani iki tane var, hatta üç tane var unutamadığım. Anelka ile bir sonra geçtik deplasmanda. İnönü'de. Evet, İnönü'de. Ardından Kleberson 90. dakikada durumu 1-1 yaptı. Uzaktan bir frikten bir gol atmıştı. Yani maç herhalde 1-1 bitecek diye düşünürken işte son dakikalar 93 müydü? 94. dakikada Tuncay Şanlı 2-1 yapmıştı maçı ve maçı Santra'dan kazanmıştık. Hemen Santra'dan hemen cevap vermiştik. 2-1 yapmıştık. O maçı unutamıyorum. Çünkü yani Beşiktaş taraftarı tartışılmaz. Türkiye'nin belki en büyük taraflarından bir tanesi. Hani maç 1-1 oldu. Biz sağda arkadaşımızın sesini duyamadık. O kadar bir gürültü vardı. Seviniliyordu tabii ki. Ama sonra Tuncay, Nobre'ye işte ceza sahasının içinde bir iki pas yaptılar. Golü bulmuştuk ve o taraftar susmuştu. Yani onu hiç unutamıyorum. Büyük şok ama yani. Yani 90'da... Kleberson'un o muhteşem golüne de yazık oldu. 30 metreden gol attı. Adam frikikten boşa gitti hocam yani. Futbolda en çok o üzülmüştü. Futbolda bunlar var. Dakikası yok işte. Birinci dakikada oluyor, 90. dakikada oluyor. Aynen evet. Öyle. Ne olacak? Konsantreyi yüksek tutmak gerekiyor. Yani o maç vardı. O maç diyorsun. O zaman Şenol hocama da sorayım. Unutamadığınız Beşiktaş-Fenerbahçe ya da Fenerbahçe-Beşiktaş. Yani ben kendi dönemimden tabii. Mehmet de kendi döneminden. Çünkü ben 5 sezon kaldım 88-93 senelerinde. Şimdi topluyorum, çıkartıyorum, 17-20 maçı falan tekabül eden bir Fenerbahçeli karşılıklı oynadığımız maçlar var. O zaman... Doğru, siz bayağı oynadınız. Yaşım bilmiyorum. Yani TSYD Kupası maçları da dahil ediyorum yani. 5 sene kalsam bir... Yo, ben 82'liyim. Yaşım yetiyor. Onu çok iyi hatırlıyorum hocam. Yani, İtalya 90'dan beri, 8 yaşımdan beri hani bayağı çılgın gibi futbol takip ediyorum. 88-93 işte 5 sene 2 tane lig maçı koysan 10 maç yapar. 5 tane TSYD koysan sene başlarına 15 yapar. Arasında da Türkiye Kupası falan, böyle Cumhurbaşkanlığı Kupası olarak baktığımız zaman benim 20 maçın tekabülünde 2 tane mağlubiyetim var benim. 2 mağlubiyet. Evet.
Yani o biri, zaman kaç galibiyet, kaç beraberlik onları hatırlıyor musunuz? Genelde galiptik. Galibiyet sonuçlarını söylemeyeyim şimdi. Ama unutamadığım bir derbi, hangisiydi? Kadıköy'deki 5-1 kazandığım maç. 5-1. Tabii. Feyyaz Uçar'ın hat-trick yaptığı maç aynen mıydı? Öyle. Bak aynen. Hatırladım. Evet. Nasıl? Wilson'ın kafayla attı. Benim de yaşım az değilmiş. Ya kardeşim, bizim zamanımız hakikaten Fenerbahçe sayısal galibiyetlerde öndeydi. Biz onları kapattık bir ara. Şimdi son durumda kafa kafaya Fenerbahçe geldi. Fenerbahçe önde. Ya bunlar ama biraz... şöyle de bir durum var. Fenerbahçe 5 maçtır Beşiktaş'ı yenemiyor ve 7 maçtır da Vodafone'da ligde kazanamıyormuş Fenerbahçe. Ya şöyle, Fenerbahçe'ye karşı Beşiktaş'ın tabii şu anlamda bir psikolojik üstünlüğü olduğunu düşünüyorum. Yani bizim zamanımızda da öyle. Biz o maçlarda ne kadar da derbi maçı, büyük maç, motivasyon işte yüksek tutsan da bizim için maçlar o zaman sonucu kolay geçiyordu. Yani bunu şey için söylemiyorum. Skorlara da bakabilirler tabii. Bir Cumhurbaşkanlığı kupasını biz şampiyon olduktan sonra Ankara'da 3-0 Fenerbahçe öne geçmişti. Yakalamaya çalıştık 3-2. Bir de 88 senesinde Kadıköy'de 2-1 kaybettiğimiz maçlar var. 2 mağlubiyet var. Diğer yani 17-18 tane galibiyet var gibi. Yani baktığın zaman belki sayılar bir şey anlatıyor ama çok şeye göstermez ama bir şeyleri anlatıyor. Bir psikolojik üstünlüğü de var. Yani ben zaten derbiyi konuşurken buradan da bakmak lazım. Tabii ki ne kadar sayılar ortaya dökseniz de, psikolojiyi anlatsanız da bugün işte dediğin gibi ferdi hata yapmayan, daha çok isteyen, yani daha çok muhakkak motivasyonu fazla olacak oyuncuların. O sizi bir yere götürüyor, galip getiriyor. Ama diğer anlattığım zaman hataların, kaygıların fazla olduğu bir takımda bu hata ve kaygıların getirdiği hatalar daha çok oluyor. O zaman daha çok dibe doğru gidiyorsunuz. Evet. Sonuç olarak şunu söyleyeyim. Tamam. Yani konuşuyoruz ediyoruz ama işte dediğim gibi o farklı kadro olarak belki favori Fenerbahçe, Beşiktaş'ın handikapları var ama Beşiktaş seyircisiyle kendi önde baskılı oyunla, baskısıyla beraber buradaki o kendine lehine çevirecek bir oyun oynayacaktır diye düşünüyorum. Evet, yine bu arada Vodafone Park'ta hareketlilik başladı. Program başlayalı 43 dakika oldu. Programın başındaki bağlantıda bu kadar fazla kalabalık yoktu. Yavaş yavaş dolmaya başladı. Hani o taraftan geçecekler, maçla alakası olan olmayan herkese bir trafik uyarısı da yapalım. Bravo. Yavaş yavaş bir önce oradan geçip işinizi de halledin. Şimdi Volkan Bayarslan'a geçelim. Tabii derbilerde hakem hep konuşulur. Yani ben hiç hatırlamıyorum derbi sonrası hakemin konuşulmadığı bir maç. Mehmet Yozgatlı hocamla başlayayım. Volkan Bayarslan 44 yaşında. Evet. Son 2,5-3 yıldır Süper Lig'de görev yapıyor. Sonradan açıldı nasıl olduysa. Ve Beşiktaş 8 galibiyet, 1 yenilgi almış. Fenerbahçe 4 galibiyet, 2 yenilgi almış kendisiyle. Daha çok Beşiktaş maçını yönetmiş. Hiç berabere kalmamış iki takım. Hani bakıyorum şimdi kamuoyunda arkadaşlarımızla falan konuşuyoruz. Herkes gollü beraberlik, 2-2 falan diye tahminlerde bulunuyor ama Volkan Bayarslan'la iki takımın da beraberliği yok. Derbinin hakemi için ne düşünüyorsunuz? Yani Volkan Hoca'yı ben hani maçlardan da tanıdığım için tanıyorum kendisini. Çok düzgün bir insan, konuşkan ve gerçekten ne görüyorsa onu çalan bir hakem. Hani bunu biz çok yaşadık, kendisiyle ben çok görüştüm. Asıl burada önemli olan VAR'daki hocamız çok önemli olacak. Hani saha içinde evet hakemlerimiz hatalar yapıyor. Ama VAR'daki hocalarımız işte oradaki ikazı yetmesi gerekir. Volkan Hoca dediğimiz gibi 3 sene belli Süper Lig'de, 44 yaşında artık tecrübeli bir hakem. İlk defa bir derbi yönetecek. Onun için de inşallah hayırlısı olur. Güzel bir maç yönetir. Dediğim gibi art niyetli bir hocamız değil. Gerçekten art niyetli bir hocamız değil. Ne görüyorsa onu çalan bir hoca. İnşallah maçı etki etmez ve güzel, ne görürse onu çalan bir maç yönetir. Volkan Bayarslan için ev sahibi taraf ne düşünüyor? Ben şöyle, hakem dedim ya, ben isimler üzerinden çok prensipler, ilkeler üzerinden gitmemiz gerektiğini, Türk futbolunun eğer bir yere gidecekse bu kavramlar üzerinden gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi belki geçmişte hakemlik müessesesi üzerinden belki kaygılar söz konusu olmuş olabilir. Belki onların getirdiği bir takım soru işaretleri devam ediyor olabilir. Ama dediğin gibi ya Mehmet Hoca'nın bile yani hakemlik Volkan Hoca üzerinden konuşursak benim de son derece güvendiğim, yönetimine saygı duyduğum bir hocalardan birisi. Hatta ben örnek de verelim. Zaman zaman biz antrenmanlarda hakemlik yaptığımız zaman kendi takım oyuncularımız bile bize itiraz ediyor.
Çok iyi. Aynen öyle, sor işte yani. Aynen öyle. Onacığım yani, Mehmet'e sor. Mehmet doğru yani hocam, yönettiği zaman, yani bir tarafa çaldığın zaman, yani dışarıdan gören var dedi ya şimdi var hakemi. Hakemin oradaki gördüğüyle artı oyuncunun algılaması, yani depremlerde şöyle bir şey var ya, 5.3 ama hissedilen 5.9 gibi. Futbol da öyle. Yan yana geldiğinizde benim sana dokunmamla senin hissetmen, dün de mesela bir birincilikte bir penaltı verdi. Bak yemin ediyor çocuk, ağzından okuyorum. Yemin ediyorum dokunmadım hocam diyor. Vallahi billahi dokunmadım diyor. Ama bir dokunma var orada. Onun şiddetini orada yani algılayamamasından dolayı hiç dokunmadım diye itiraz ediyor. Görüntülerde dokunduğu ortaya çıkıyor mesela. Şimdi geliyor orada vallahi oraya bak diyor, vara bak diyor. Vardan da evet penaltı dedi. Şimdi senin orada yettiğin yemin de boşa gidiyor. Senin çünkü algılaman, hissetmen oyun içinde çok farklı. Yani tabii burada takdir hakları var. Takdir haklarını bir standart yakalayabilirsek, hakemlik adına söylüyorum. Burada da belki itirazlar sona erecek. Belki de yani bu hakemlik konusunu bir yerde de hiç konuşmak, yani şöyle teknik adam olarak bir yere yönlendirdiğiniz zaman, yani ne var, benim hatam var, oyunun hatası var, hakem şöyle yaptı, hakem böyle yaptı demek biraz kolaylaştırıyor işi. Yani bizim üstümüzden yük alıyor. Yani bunları hiç konuşmasak, kendi yani mağlup olan takım kendi hatalarını analiz edecek, daha iyileştirecek bir yapı içerisine girerse hem hakemlik müessesesi daha rahat edecek, hem de futbolumuz daha belki iyi yerlere gelecek. Şimdi oyun süresini de konuşmamız lazım. Şimdi görüyoruz, hepimiz oynuyoruz. Evet, ondan da çok şikayetçi futbol severler. Zaten daha VAR öncesinde de çok fazla oyun duruyordu. Hani tempo düşüyordu. Şimdi VAR'dan sonra işte VAR'a gitmeler, gelmeler vesaire, orayı dinlemeler derken iyice bu süre uzamaya başladı. Hatta önceki hafta Trabzonspor Gaziantep Futbol Kulübü maçında dünya rekoru kırılmış. Hani 56 küsür dakika top oyunda olmamış. Bu gerçekten dakika. Çok kötü. Şöyle yani burada ya bakın, yabancı oyuncuların ilk transfer olduklarında kulüplerine geldiklerindeki hakemlere, seyirciye, basına davranışlarına bakın. 2-3 hafta sonra veya 4 hafta sonraki davranışlara bakın. Oradan anlarsınız zaten. Kulüp içinde ya zaman zaman biz büyük kulübüz diyor, itiraz edelim diyor. Hani biz atamazlar diyor. Doğru mu hocam? Doğru. Bakın doğru, bütün kulüpler için söylüyorum. Yani burada sadece bir kulüp için söylemiyorum. Bakın. Doğru. Oradan görürsünüz oradaki yapıyı. Evet. Diyor ya yani şu anda gözüken işte sen, ben dedim o hatalı. Kim o? Karşıdaki hakem gibi. Yani biz ama doğru analizleri yapmazsak hem takım adına hem de Türk futbolu adına ilerleme kaydetmekte biraz zorlanacağız gibi. Peki. Şimdi Şenol Hocam, Mehmet Yozgatlı Hocam, bir çaylarımızı, kahvelerimizi tazeleyelim. Seyircimiz de bu sırada Beşiktaş'ın ligde oynadığı son iki maçın özet görüntülerini bir hatırlasın. Ardından derbi günü devam edecek. Maç kadrosuna alınmış. Daha sonra Samandıra'ya gideceğiz, Sada yine gideceğiz. Ama önce bir Sercan Dikme'yi dinleyelim. Onur Yıldız, bir önceki bağlantıda net konuşabilmek için biraz daha vakit istemiştik izleyenlerimizden. Ancak an itibariyle biraz daha kesin konuşabiliriz. Raşit Gezzal 1,5 aylık aranın ardından, o sakatlık sürecinin ardından İlk kez maç kadrosuna alındı. Fenerbahçe karşısında yedekler arasında olacak. Aldığımız bilgi, maçın gidişatına göre 15-20 dakika olsa da süre alabileceği, buna herhangi bir engelin olmadığı, elbette maç eksiği var. Ancak fiziki olarak sakatlığın sebep yeri olarak ayağının altı, defalarca anlattık, orada bulunan bir kapsülde problem yaşıyor ikinci parmağının altında. O nedenle fiziksel olarak çok fazla geriye gitmemiş olsa da elbette bir maç eksiği var ama İlerleyen dakikalarda maçın skoruna, gidişatına göre Valerian İsmail'in kendisine şans vermesini bekliyoruz. Bu Gezzal bölümüydü. Muhtemel 11'e dair notları hemen paylaşalım. Tabii ki Gezzal'ın varlığı çok önemli, ancak yedekler arasında olacak. Kalede Ersin Destanoğlu, savunmanın sağında Valentin Rozier, solunda Masuaku, savunmanın ortasında Saiz bekliyoruz, yanında Tayyip Talha. Orta alanda Dellali'yi ilk 11'de bekliyoruz. Çok çok büyük olasılıkla da öyle olacak. Hemen onun arkasında Josep ve Salih Uçan. Kanatların birinde Nathan Redmond, özel bir bandajla, kolu kırık olmasına rağmen. Ancak şu notu düşeyim. Valerian İsmail ve Nathan Redmond bir toplantı gerçekleştirdi.
bu bandajın kendisini rahatsız edip etmeyeceğine yönelik. Ancak Nathan Redmond önceki yıllarda böyle bir sakatlık yaşadığını, kolunun bir önceki yıllarda bir kez daha kırıldığını, bu bandajla oynamaya alışkın olduğunu söyledi. Bu yeni bir bilgi olarak söyleyelim. Ben de açıkçası önceki yıllarda kol kırılması ile ilgili bir sakatlık hatırlamıyordum. Ancak yeni öğrendiğim bir bilgi. O yüzden Nathan Redmond bandajla rahat edeceğini hem Valerian İsmail'e hem de takım arkadaşlarına ifade etmiş. Diğer kanatta Jackson Muleka, forvette Wood Weghorst. Sayın Başkan Ahmet Durçebi'nin de yarım saat içerisinde tesislere gelip Fenerbahçe derbisi özelinde bir prim açıklamasını bekliyoruz. Onur Yıldız. Dikme, teşekkür ediyoruz. Hem Gezal hem de Redmond'la ilgili verdiği detaylar oldukça önemli. Şimdi Nevzat Demir tesislerinden Dolmabahçe'ye bir kez daha Aykut İnce'ye uzanalım. Orada bir saat öncesine göre daha bir hareketlilik var gibi görüyoruz. Aykut İnce'ye söz sende. Çok doğru. Tünel yolları şu anda kapandı. Buraya tünelden gelmek isteyen, bizi radyodan dinleyen futbol severlere de bir uyarımız olsun. Burada yol kapandı ama sahil yolu açık sadece. Maçka tarafına çıkış da yok. Yanımda Ogün Şahinoğlu var. O gün de buradaydı. Hazır gelmişken onu da almak istedim yayına açıkçası. Şimdi tabii Raşit Gezal flash bir gelişme. Evet. Bir kere bunu bir seninle konuşmak isterim. Artı saat yanılmıyorsam 16'da açılıyor kapılar. Evet. Neler söylemek istersen önce Gezal'la bir başlayalım. Hı-hı. Kadro nasıl olur? Ne yapar Valerian İsmail? Yani kadroda Muleka ve Redmond kanatlar olur. Valerian İsmail ilk oyun planında aslında Enkudu çok önemli bir rol sahibiydi. Ama Enkudu'nun yaşadığı sakatlık biraz planlamaları değiştirdi. Redmond'ı solda, Muleka'yı sağda izleyeceğiz. Raşit Gezal ise yedek kulübesinde oyuna atabileceğiniz yani en iyi hamle oyuncunuz. Bundan daha iyisini bulamazsınız. Şu an fiziksel olarak ne durumda sorusu tabii ki önemli. 5 haftadır forma giymiyordu. 5 maç forma giymedi. Uzun bir süredir yoktu. Raşit Gezal şu an 25-30 dakika kadar çıkarabilecek durumda rahatlıkla. Son 4 antrenmanda, 3-4 antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Ayağındaki ağrılar oldukça, ayak parmağındaki ağrılar oldukça azalmış noktada neredeyse geçti diyebiliriz artık tamamen. Ama tabii ki uzun bir süredir oynamamanın etkisiyle birlikte hani ilk 11 düzeyinde değildi. Burada sonradan Valerian İsmail oyuna hamle yapmak için yedek kulübesindeki önemli şansı. Tabii bir de Jason Fernandez'i bugün yedek kulübesinde göreceğiz yüksek ihtimalle ki. O da ikinci yarı orta sahaya hareketlilik getirebilecek bir oyuncu. Aslında sakatlıkların geri dönüşü. Dele Alli de sakatlıktan dönen bir isim. Bunların hepsinin geri dönüşüyle birlikte Valerian İsmail'in hamle şansı artmış durumda. Çok fazla kadro genişliği olmayan bir takım Beşiktaş aslında. Sakatlık verdikten sonra özellikle bunun sıkıntılarını çok yaşamıştı ama Dele Alli ve Gezal'ın Fenerbahçe derbisine yetişmesi Valerian İsmail için çok önemli bir artı. Peki. O gün tabii flash bir gelişme olduğu için seni de hemen aldık. Gerçi Sercan da aktardı. Kadroya alındı ama ilk 11'e yazar mı Gezal'ı? İlk 11'e yazmasını beklemiyoruz çünkü henüz o ritimde değil. Yani fiziksel olarak dediğim gibi 30 dakikayı kadar çıkarabilir ama böyle 60-70 dakika kadar çıkaracak periyoda henüz ulaşmadı. Çünkü Gezal aşağı yukarı 2 aydır yok. Tam tünel çıkışı. Tünel çıkışı tamamen trafiğe kapatıldı. Diğer taraftan da Maçka tarafından Taksim bağlantı yolu, Maçka Taksim ve çevre yolu, tünel yolu da kapatılmış evet. oldu. Sadece sahil yolu açık vaziyette. Şu anda saat 15.09. 16'da stadın kapıları açılıyor. Daha da yoğun bir kalabalıkla karşı karşıya kalacağız diyelim. Sözü Onur'a aktaralım. Aykut İnce'ye çok teşekkür ediyoruz aktardığınız detaylar için o günle birlikte. Ve şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden Samandıra'ya gidelim. Bakalım Samandıra'da neler oluyor. Ahmet Selim Kul söz sende. Onur Yıldız teşekkürler.
bir önceki dilimde yaptığımız bağlantı oranla taraftar sayısı burada artmaya devam ediyor. Fenerbahçe taraftarları demişti ki takımlarını uğurlayacaklar Vodafone Park'ta. Fenerbahçe taraftarlar kulüplerin isteği doğrultusunda alınan karar gereği orada olamayacaklar. Ama buradan Fenerbahçe'yi uğurlayıp moralli bir şekilde göndermek istiyorlar. Her geçen dakikada buradaki kalabalık da artıyor. Öncelikle bundan bahsedelim. Ardından tabii ki artık bekleyiş sürüyor. Yaklaşık bir saat sonra artık final toplantısı, maç toplantısı gerçekleşecek. Burada kadroyu açıklayacak Jorge Jesus ve ardından 17.30 civarında da Fenerbahçe Samandıra Can Bartu tesislerinden ayrılarak stadyuma doğru hareket edecek. Dünkü itmana da bugün de Fenerbahçe yönetimi buraya geliyor. Futbolcularına destek oldular. Bunlardan da bahsedelim. Bunun dışında da tabii ki eksikler var demiştik. Luan Perez ve Joshua King bu maçta oynayamayacak demiştik. Ve Serdar Aziz'in ise iyileştiğini, bu maçta da oynamasını beklediğimizi söylemiştik. Bu notlarımızı bir kez daha hatırlatmış olalım. Bunun dışında tabii ki muhtemel 11'den de bahsedelim. Fenerbahçe'de kalede Altay Bayındır forma giyecek. Serdar Aziz'in oynamasını bekliyoruz. Bu yüzden de Fenerbahçe'nin bu maça üçlü savunmayla çıkmasını bekliyoruz. Sağ stoperde Gustavo Henrique, merkezde Serdar Aziz, sol stoperde Atilla Szalai, hemen önlerinde sağda Ferdi, solda Alioski, merkezde Crespo Aroa ikilisi, forvet hattında da yine sağ tarafta İrfan Can Kahveci, sol tarafta Ener Valencia ve merkezde Mişi Batshuayi bekliyoruz. Ama soru işareti olan en büyük bölge burası diyebiliriz. Burada Pedro'yu da ilk 11'de girip Batshuayi'nin de sonradan süre alma ihtimali mevcut. Fenerbahçe perşembe gününde bir AEK Larnaka maçı oynayacak. Bu iki maçta forvetlere süreyi dağıtacak Jorge Jesus. Biz bu maç için Batshuayi'nin önde olduğunu düşünüyoruz. En azından bizdeki bilgiler bu önde, ama Pedro tercihi de hiçbir şekilde sürpriz olmaz. Burada bir belirsizlik olduğunu ifade edelim. Bizim buradan aktaracağımız notlar bu şekilde. Şimdilik tekrar sözü stüdyoya bırakalım. Ahmet Selim Kul, teşekkür ediyoruz. Evet, 3 bölgeden de bütün detayları aldık. Bağlantılarımızı yaptık. Tekrar yorumlarımıza devam edebiliriz. Şenol Hocam, Gezzal'ın bir hamle oyuncusu olarak kadroda yedekler arasında olacak olması herhalde Beşiktaş adına bir avantaj. Biraz İsmail'in elini son yarım saat için rahatlatır herhalde, değil mi? Tabii tabii. Şimdi Kevin Enkudu'nun olmaması tabii ki forvet hattında bir takım eksiklikleri getiriyordu. Gezal'ın dahil olmasıyla beraber belki son 15-20 dakika oyunu çevirme, oyunu tutma adına önemli bir hamlesi olacak diye düşünüyorum. Biraz önce Aykut da sordu ama ilk 11 başlamaz. Hı hı. Çünkü 5 haftalık bir kaybı var. Evet, hiç antrenman yapmıyor, yapıyor tabii. Ama 90 dakikayı çıkartacak böyle önemli bir maçta ilk 11 başlamaz diye düşünüyorum. Sonradan son 15-20 dakika skora göre belki Valerian İspanyol'u oyuna atabilir. Evet. Bir de tabii evet, kanat oyuncusu da olduğu için Mehmet Yozgatlı hocama da sorayım. Redmond bandajla oynayacak. Bu bir futbolcu mesela nasıl etkiler? Bu çok... Bandajla oynayan futbolcular var. Mesela Benzema'yı ben yıllardır hatırlıyorum. Evet, evet, her maçı elinde o bandaj. Ama tabii onun sakatlığı biraz daha hafif herhalde. Çünkü daha taze kırık, daha yeni kırıldı eli Redmond'un. Bir futbolcu nasıl oynar o bantla? Yani rahat edebilir ben mi? Ben çok büyük bir sıkıntı yapacağını zannetmiyorum. Sonuçta hani Redmond'un elinde bir kırık var. Hani ayak, diz falan gibi bir şey olsa, bir bandaj olsa evet hani deriz ama kolunda olduğu için, elinde olduğu için çok fazla rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Hani burada bir de Gezal için konuştuk ama ben bir de parantez yedek oyuncuları açmak istiyorum aslında. Çok önemli olacak. Hem Beşiktaş'ın yedekleri hem Fenerbahçe'nin yedekleri. Evet. Kimin yedek kulübesi daha zengin? Onu da tartışabiliriz. Yani çünkü hani konuştuk. Tempolu maç olacak. Önde baskı yapacak iki takımda. O yüzden de oyuna girecek oyuncuların o dinamize ayak uydurması gerekir. O yüzden yedek oyuncuların da çok önemi var. Fenerbahçe'nin evet biraz daha avantajı var. Çünkü hem orta sahanda hem forvette gerçekten iyi oyuncuları var. İşte İsmail diye konuştum. Pedro'su var. İşte oynarsa oynamazsa bilmiyorum. Rossi gibi çok tehlikeli oyuncuları var. Beşiktaş'ta da işte en büyük tabii ki avantajı Gezal olacak. En büyük tehlikesi Gezal olacak oyuna girdiğinde. Cenk'le Getson da kenarda en azından isim tabii, yani oyunun kaderini değiştirebilecek oyuncular. İsimler. O yüzden de yani geçen yedek oyuncuların da bu maçta full konsantreyle oyuna girmeleri gerekiyor. Şöyle bir parantez açayım. Yani bu sorudan oyuna girecek oyuncularla ilgili yani bir başlama kadrosu mu, bitiren kadro mu? İşte burada önem kazanıyor. Beşiktaş'ın bu anlamda bitiren kadrosunda oynanan maçlara göre bir sıkıntısı var. Orada işte bu deneyimli oyuncular girip de oyunun dengesini, topun Beşiktaş'ta kalma süresini gibi böyle olumlu kullanacak deneyimli ayaklar. Onun için
Gezal'ın da kadroya girmesi Valer'in yani İsmail'in elini kuvvetlendirmiş oldu. Alanya Spor'a karşı alınan 5-0'lık galibiyet sonrası Jorge Jesus şunu söylemişti. Bizim için rakip fark etmez. Biz her maç aynı prensiple aynı şekilde oynayacağız. Skor da fark etmez. İşte 3-0'da 4-0'da dakika 85-90 hala sizin takım basıyor hocam. Nasıl oldu diye sorulmuştu. O da bizim için işte fark etmiyor dedi. Hep böyle hücum oynuyoruz dedi. Vodafone Park'ta Beşiktaş deplasmanında yine aynı anlayışla oynarsa bu Fenerbahçe'nin avantajına mı olur, dezavantajına mı olur? Şöyle şimdi Jesus bu anlamda dedi ya, ilk 11'ler bir fikir vermiyor, çok değişkenlik gösteriyor, Fenerbahçe'yi çözmek kolay değil. Esasında tam da burada prensiplerinden bahsediyor Jesus. Yani Valerian İsmail'i buradan bakmak durumunda. Oynama felsefesi anlamında. Burada isimler değişik olabilir ama burada da en son Fransa deplasmanında da bu şekilde oynadı Fenerbahçe. Hı hı. İsmail de yani Valerian İsmail de bu analizi buradan yaparak takımını geriden eğer oyun kurmak istiyorsa, belki geriden bugün oyun kurmak belki çok tehlikeli olabilir. Her iki takım için de çok tehlikeli olabilir. Ben onun için belki geriden oyun kurmayı, kaleciden alver yapıp işte orta sahadan bir boş bir adamı bulma biraz sıkıntılı olacağını düşünerek, çünkü iki takım da oyun felsefesinde üçüncü bölgede baskıyla başlamak, rakibi hataya zorlayarak goller bulmak var. Ki Alanya maçında bunu çok fazla yaptık ki Alanya hocam orada da çalıştı. Devamlı kaleciyle iki stoperin oyun kurucu olduğu, kalecinin hatta oyun kurucu olduğu bir takım onun kaymağına yedi diye düşünüyorum. Bazen bu zaman zaman oyun içerisinde bu şeylerden, anlayışlardan vazgeçebilirsiniz. Geçmelisiniz de. Çünkü cezası büyük oluyor. Evet, uzun zamanda size bir başarı getirebiliyor ama bir ekol yaratabilirsiniz hakikaten. Ben de çok önemsiyorum geriden oyun kurmayı. Bugün ama Beşiktaş'ın geriye düşmesi biraz önce dediğim gibi yani biraz soru işaretli olan bir ortamda seyirciyi de belki aleyhine çevirebilir. Onun için maçı dengede tutacak olan bence yani biraz daha uzun top, ki bu çok Beşiktaş için daha verimli olabilir çünkü Vergos gibi bir santrforu var. Santrfor desen santrfor değil, 10 numara desen değil, 8 numara değil, her tarafa koşan bir arkadaş. Hakikaten evet, tebrik etmek lazım. Bir de yani ailesini falan incelediğinde bu arkadaşın futbola falan ihtiyacı olmayan bir arkadaş. Zevk için oynuyor yani. Paraya falan ihtiyacı yok. Keyif için oynuyor. Yani İstese rağmen, kendine takım falan kurar yani. Belki de takım alır. Yani böyle bir olan arkadaş, tebrik ediyorum. Çok doğru bir karakter. Yani bu anlamda da hem onun size'ından faydalanma adına, artı Mulaka'yı da onun yanına çekerek belki açtığı alanlardan faydalanacak şekilde oradan belki pozisyonlar bulmadan da bir Beşiktaş bir öne geçebilir. Yani burada Redmond'dan da bahsetmek istiyorum. Canlı izlemedim ama daha sonra televizyondan seyrettim birkaç 15-20 dakikalık bölümde. Çok enteresan bir futbolcu. Yani olumlu anlamda Beşiktaş'a katkı yapacağını düşünüyorum. Kevin Enkudu geldiğinde belki bir kanat Redmond, bir kanat Enkudu, Mulaka ve Vergost'u beraber belki 4-4-2'ye geçimle belki şekli düşünebilir. Çünkü iki tane tabiri caizse iki tane uçan elemanım var. Kanat adam geçiyor ve ortada yapıyorlar. İki tane de hem hava toplarında topu indiren Piotr Santrfor, arkadan o boşlukları dolduran bir Mulaka var. Gol vuruşu olan bir Mulaka var. Arkadan belki Dellali veya Gerson'un gelmesiyle, zaman zaman Salih'in gelmesiyle. Tabii bu sefer de orta sahadan eksik kalıyorsun ama orada dediğim gibi formasyonlar önem kazanıyor. Yani burada sistemlerden çok formasyonlar önem kazandığı için eğer 25-30 metrede Beşiktaş bu aralıkta tutabilirse kendi takımını, bu demin biraz önce önerdiğim isimlerle beraber sistem geçişi belki Beşiktaş'a daha farklı bir noktaya götürebilir diye düşünüyorum. Peki hocam, ben lafınızı kestim. Ki Mulaka şu ana kadar bildiğim kadar 4 golü var. Evet. Kanat oynamasına rağmen. Tabii. Geçen sene kiralık geldiğinde de forvet oynadı ve bayağı bir gol attı. O yüzden hocam size katılıyorum. Belki Mulaka, Vekos çift santrfor oynadığında iki forvet de çok gol atacak. Belki Mulaka şu ana kadar yani oynasaydı 4 değil belki 6-7 gol olacaktı. Belki Vekos'un da gol sayısı fazla olacaktı. O yüzden 4-4-2 sistemi Beşiktaş'a aslında tam uygun bir sistem. İşte orada önemli olan orta sahadan bir kişiyi feragat edip yani kenara mı alacaksın? Yani dörtlü belki ne oluyor? 2-4-4 gibi olacak. Belki kanatların çıkmasıyla gibi. Böyle değişik bir, dediğim gibi o formasyonun dinamikleri önem kazanıyor.
Ama şu anda orta sahadan vazgeçmeden, üçlü orta sahadan vazgeçmeden Muleka'yı biraz içeri sokarak arkadan Rozier'in çıkışlarını sağlayarak oradan ki Karagümrük maçında da öyle goller buldu. Şimdiye kadar öyle de 16 golü buldular. Evet. Beşiktaş'ın bu anlamda handikapı 10 gol. 7 maçta 10 gol yemesi. Evet, biraz da fazla gol yedi. Çok hatta ama çok yedi. Çok şimdi şunu sormak istiyorum Mehmet Yozgatlı'ya. İki teknik direktöre baktığımızda arada büyük bir tecrübe farkı var. Geçen gün biz bir haber yapmıştık. Bayağı kariyerinde 40 küsür derbisi var. Jorge Jesus'un. Bu bir avantaj olabilir mi Fenerbahçe adına? Valerian İsmail'e karşı. Yani tabii ki kariyer olarak bir zaten bir üstünlüğü var. Biri kariyerinin sonlarına doğru, biri daha kariyerinin başında teknik direktörlük için. Ama bu işte derbilerde o tecrübe farkı ortaya herhalde çıkar değil mi? Ya tabii ki çıkacaktır. Dediğiniz gibi Jesus çok tecrübeli bir hoca. Büyük takımlarla çalışmış. Birçok derbiye çıkmış. Diğer taraftan da Valerian İsmail aç bir hoca. Evet hani çalıştı ama yine de bir açlığa ihtiyacı var. Yani bir başarıya ihtiyacı var. O yüzden de Jesus'un buradaki avantajı tabii tecrübe olması. Ve takıma iyi bir sahip çıkması. Takımın ne oyuncularından ne istediğini bilmesi. Onun büyük bir avantajı o. Ve futbolcular da şu anda Jesus'u anladığını düşünüyorum. Yani biz sahada ne yapacağız? Hocam sahada bunu istiyor. Biz sahada bunu yapacağız. Zihniyeti var futbolcularda. Ki zaten o yüzden de bir hafta işte bir oyuncu oynuyor. Başka bir hafta başka bir oyuncu oynuyor. Ve hepsi de hocanın istediğini yapıyor. Valerian Hoca da şu anda tam oturmadı. Evet, hocanın kafasında bir sistem, bir oyunun anlayışı var. Ama maça başlarken Beşiktaş evet ama öne geçtiğinde de Beşiktaş'ta sıkıntılar başlıyor. Geri çekiliyor. Daha çok pas atmaya çalışıyor. Ve yani o öyle de çok goller de yedi. İstanbulspor maçında olsa da yani gördük bunu, öyle hatalar yaptı. O yüzden Jesus'un o tecrübesi Fenerbahçe için bir adım daha önde olacaktır. Peki Fenerbahçeli futbolcu olarak sahaya çıktığında şöyle bir Beşiktaş'ın kadrosuna baktığında zaten o havayı koklamış eski bir futbolcusun. Çok da başarılı futbolcuydun. Hangi oyunculardan çekinirsin mesela Beşiktaş'ta şu anda? Kimi durdurmak çok zor olurdu dersin? Ya hocam da dediği gibi Redmond şu anda çok tehlikeli, yani çok tehlikeli bir oyuncu. İyi bir kanat oyuncusu. Çok çabuk, süratli, dar alandan driblinglerle çıkabilen bir oyuncu. Redmond'a özel bir taktik yapacaktır Jesus. Muhtemelen de Ferdi'ye biraz daha Redmond'a yakın oynatacaktır. Çünkü arkada alan bulduğunda Redmond o alanı iyi kullanan bir oyuncu. Weghorst, evet ben hep söylüyorum, bana göre Türkiye Ligi'nin en iyi santraforlarından bir tanesi. Çalışkan, takım oyuncusu, koşuyor, mücadele ediyor. Bir bakıyorsunuz orta sahaya gelmiş, top çıkarmış. Bir bakıyorsunuz önde gol vuruşu yapmış. Tehlikeli bir oyuncu. Orada işte Atilla Zalay, Serdar Aziz veya işte Henrique kim yakın olacaksa Weghorst'a o bir tehlikeli olacaktır Fenerbahçe için. Yalnız Henrique ile Weghorst'un da fizik mücadelesi, hani 2 metrelik iki tane futbolcu, onu da ben heyecanla merakla bekliyorum. Hocam şimdi yayın öncesinde şöyle baktığımızda bizim editör arkadaşlarımız enteresan bir bilgi çıkarmış. Aragonés döneminden bu yana yabancı teknik direktörle Fenerbahçe mesela Beşiktaş'ı mağlup edemiyor. Buradan mesela hani kimine göre önemlidir, kimine göre önemsiz bilgidir ama benim aklıma şu geldi. Türk teknik direktörler bu derbilerin havasını, atmosferini daha iyi bildikleri için daha mı iyi hazırlıyorlar acaba takımlarını derbilere? Peki kağıt üstünde öyle gözüküyor mu? Yani normalde saha içinde hiçbir hoca kaybedeceğini, yani hocam işte yaşıyoruz, yaşadık da. Yani kağıt üstünde ne kadar da burada konuşsak sahanın içine girdiğiniz zaman bazen oyuncunun elinin kaçırması, ayağının altından kaçırması, işte gidip kırmızı kart görmesi, maçın atmosferiyle beraber motivasyon yüksek olması nedeniyle işte o duygularla beraber eksik kalması her şeyi etkileyebiliyor. Tabii bunun yansıması da demin anlattı, biraz önce dediniz ya Jesus bu anda bir adım önde diye derbilerde. Şimdi Jesus'un yaptığı her hamle tuttuğu için, yani niye tutuyor? Çünkü dışarıda kalan o futbolcu kendi enerjisini yerlerde değil yüksekte tutuyor. Çünkü beni bir anlamda dediği gibi Mehmet Hoca'nın bugün olmazsa belki 5 dakika 10 dakika veya diğer maçta bana şans geleceğini bildiği için devamlı kendini yukarıda tutuyor. Ama diğer taraftan enerjini sen yüksekte tutmazsan, ya beni hoca beni oynatmadı, işte benim oynamam gerekiyor. Belki hoca da ya hata yapmış olabilir.
Yapıyor mu? Yapacak. Yapıyor hocam. Yani bunu bilerek yapabilir mi yani? Kimse kendi ayağına sıkmaz diye düşünüyorum ben. Hoca tarafından baktığım yani. Zaman. Ama sahaya girdiğin zaman hiçbir şey yapmıyorsan şimdi hocayı burada nasıl suçlamak gerekiyor? Hoca onu oyuna attı diye mi? Oyuncu da bir şey yapacak. Yani şöyle en son mesela Faroe Adaları maçı. Tamam Kuns'u eleştirelim. Belki bu kadar orada oynayan burada oynayan oyuncular da bir şey yapmayacak mı yani? Evet, hocam yani, çok doğru bir şey söyledi. Şimdi herkes Valerian İsmail'in değişikliklerini eleştiriyor. Ama oyuna giren oyuncuyu niye eleştirmiyoruz biz? Bu çok enteresan. Oyuna girmiş ama takım geriye gitmiş. Bunda tek suçlu Valerian İsmail mi diye biraz daha böyle bir ne derler hani sağduyulu bir düşünce de gerekiyor Valerian İsmail'i yorumlarken. Kesinlikle öyle yani bir teknik analiz yapılacaksa ben oradan bakmak lazım. Ya şimdi evet işte onun alt yapısı da oraya geliyor. Nereye geliyor? Şimdi Jesus'un bu kadar tecrübeli ve iyi ocağı olduğunu futbolcular bildiği için teslim oldular. Jesus onları ikna etmedi. Onlar Jesus'a inandı. Hmm. İnandığı için gidiyor. İkna etmek için uğraşmadı. Çünkü niye dik duruyor? Benle geleceksiniz, yürüyeceksiniz, benle beraber geleceksiniz, gelmeyeceksiniz, dışarıdasınız diyor. Şimdi niye bunu diyor? Çünkü orada tecrübeli ve kariyerli bir hoca var. Bu tarafa geldiğim için bu tarafta da oyuncu bir bakıyor. Şimdi atıyorum ismi dışarıdan geldi, beni oynatma. Hoca beni oynatmıyor. Ya gördün mü benim hakkım. Sen başlıyorsun kendi kendine enerjini zaten düşürmeye. Aynen. Şimdi ondan sonra da gir oyuna çorabını iki saatte giriyorsun. Şortunu çektin. Kime kapris yapıyorsun sen şimdi? En başta kendine sonra takımına. Yani sonra da o fatura hocaya kesiliyor gibi oluyor. Yani burada hakikaten çok mutlak doğru olmamakla birlikte yani futbol için söylüyorum. Çok değişik parametreler var. Yani burada yönetimin paraların ödenmesi, hocanın burada kalıcı olup olmaması, futbolcunun bakış açısı. Hepsi yönetimin hocaya gösterdiği hedef doğrultusuna gidiyor. Yani Türkiye'de böyle. Şimdi kalkıp hoca gidecek diye düşünülen bir yerde 11 kişi mutluyken 15 kişi 26 kişilik kadroda mutsuzsa orada sıkıntı büyüktür ya. Dediğiniz gibi şimdi Jesus oyuncuları kazanmaktan yana tavır alan bir oyuncu ama Valerian İsmail ile Beşiktaş'ın kaybettiği çok oyuncu oldu mesela. Ümit Milli Takım'da oynuyor. Bu hafta izledim. Serdar Saatçı. Çok güzel oynadı. Evet. Aspor ekranlarından canlı yayınlandı maç. Emirhan gitti. İşte Ersin de sıkıntı yaşandı. Neredeyse kaybediliyordu. Ondan sonra Rıdvan gitti. Tamam bunların hani gitmesi kendi isteğiyle oldu ama Serdar Saatçı şu takımda mesela oynayamaz mıydı Tayyip Talha kadar? Yani onu kaybetmek yerine bir maçta 10 dakika oynatıp oyundan alıp onunla tartışıp 19 yaşında bir futbolcuyla onun yerine Jesus gibi kazanmaya yönelik bir hamlede yapabilirdi yani değil mi? Jesus bu konuda dediği gibi Şenol hocamın da bayağı tecrübesini ya, konuşturuyor. İsmail Hoca patron benim. Ben ne dersem o olur zihniyetinde. Futbolcuya hiç ayak uyduran bir hoca değil. Şu andaki görüntü o. Ben bunu oynatacağım, bu sistemi oynayacağım, bitti. O gözle futbolcuya bakıyor. Yani profesyonel bakmaya çalışıyor aslında. Çünkü aslında doğrusu o belki. Çünkü Avrupa'da öyle. Teknik direktör benim, ben ne dersem o olur. Ve diğer futbolcuya da ayak uydurması gerekir. Ama Jesus Hoca bir hani patronun ziyade bir baba gibi futbolcularla konuşuyor. İşte en başta dediğim gibi iletişimini çok iyi yapmış. Herkese gitmiş. Oğlum sana ihtiyacım var. Sana ihtiyacım var. Oynayana da, oynamayana da bu maç olmadı. Sana bir dahaki maç ihtiyacım var diye. Onlara bir baba gibi şefkatiyle onları o gazı vermiş. O yüzden de Fenerbahçe'de şu anda kimi koyarsanız koyun oynuyor. Beşiktaş'ta maalesef o sıkıntısı var şu anda. Şurada tabii yani o Fenerbahçe kadrosu ile ilgili konuşurken oradaki kalite farkının ne kadar az olduğunu da konuşmak lazım. O anlamda söylüyorum yani. Şimdi saydığınız kadroda kimi oynatsanız kimse niye bu oynaya diyecek. Dengeli değil mi Fenerbahçe'nin? Aynen. Evet. Onun için yani Jesus'un oradaki duruşuyla beraber oyuncuların kabullenişi de buradan kaynaklanıyor. Ama şimdi arada 10 üzerinden bir notlama yapacaksak kendini 10 gören bir oyuncuyla 3 veya 4 gören oyuncu bazında söylüyorum. Oynadığını düşündüğünde zaten buradaki takım içerisindeki bir takım takımdaşlıklar buradan kıvılcım alarak yürüyerek devam ediyor. Şimdi atıyorum Valerian İsmail Serdar evet kardeşi bıraktı. Aynı peki bu tavrı başka bir futbolcuya saha içinde gösterebilir miydi? O da var tabii. O da var bak bakın yani şimdi. Diyelim oyuna aldı Weghorst'u ya da Gezal'ı 10 dakika kötü oynadı azarlayarak oyundan alabilir mi? Alabilir mi? Yani
Alamazsın. Soru işareti. Alırsa da helal olsun derim. Ne diyeyim? Alırsa da bak. Sanmıyorum yani. Çok enteresan dengeler var yani. Burada sevk ve idare de, teknik de yok da sevk ve idare denen bir şey var. Şimdi o dengeler var. Sen, bana göre de genç boyuncuya ne kadar olursa olsun yaptığı bu anlamda olumsuz bir davranış benim için gördüm. Şimdi hazırlık maçı oynuyorsunuz 10 dakika. Ha, belki işin ciddiyetini anlatma adına belki o tavrı gösterdi Valerian İsmail ama dediğin gibi yani kulüpten gönderilecek bir kısma kadar gitmesi de enteresan. Yani bu arada evet başka bir oyuncu olsaydı siz bunu yapabilir miydiniz? Bana göre soru işareti. Ya da şunu da yapabilirdi. Nasıl olsa hazırlık maçı istersen 5 ne olacak? Tabii işte o tarafı da var. Oynat oyuncuyu, bitir maçı, gir soyunma odasına, orada ne diyorsan de. Aynen yani öyle. Orada ağzına geleni söyle gerekirse yani. Ama basın önünde canlı yayınlandı o maç. Yani hazırlık maçı olmasına rağmen canlı yayınlandı. Bütün Türkiye onu gördü. Serdar'ın düştüğü durumu. Sonra zaten kriz çözülemedi. Şimdi bazı tabii maçla ilgili notlar da var. Editörümüz Erdem hazırlamıştı yayın öncesinde ekibimizle beraber. Onları da ufak ufak ekrana getirip rakamlar üzerinden de konuşabiliriz. Sohbetimize de devam edebiliriz. O görüntüler ekrana gelirken ben de mesela Batshuayi'yi bir sorayım. Mesela Mehmet Yozgatlı'ya sormak istiyorum. Batshuayi geçen sezon Beşiktaş'taydı. Çok eleştirildi. Fena da işler yapmadı ama çok gol kaçırdı. Direklere takıldı. Şimdi onun psikolojisi nasıldır? Fenerbahçe'yle yani taze Fenerbahçe formasını giyeli 3-5 hafta oluyor. Vodafone Park'a çıkacak. Hangi duygulardadır şu anda Batshuayi? Yani şimdi öncelikle Batshuayi formda. Şimdi milli takıma gitti. Belçika milli takımına. Hem attı hem de attırdı De Bruyne'ye. Öşon'a formda. Evet tekrardan bu sefer farklı bir formayla inen standına çıkacak. Bu futbolcu için bir motivedir. Ki muhtemelen de Jesus da zaten onu o yüzden oynatıyor. Yusuf Pedro da oynatabilir. Bak sen eski takıma karşı oynuyorsun. Çık kendini göster. Daha motive etmek için değil mi? Motive etmek yani, için yapıyordur bunu. Ki Batshuayi dediğim gibi formda çıkacaktır bugün. Yani koşacaktır, mücadele edecektir, savaşacaktır. Ve hani formasının son damlasına kadar terleyecektir. Acaba Beşiktaş taraftarı mesela nasıl karşılayacak? Ama çok da sempatik bir futbolcu. Hep ilişkileri de iyi olmuştu taraftarla. Çok da bir sıkıntı yaşamamıştı. Muhtemelen iyi karşılanacaktır. Yani Beşiktaş öyle taraftarı yani, centilmen işte, taraftardır. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gidersin. Sanırım. Derbiye çıkarsın. Bütün maç yuhlanırsın falan. Bence Batshuayi'ye karşı öyle bir şey olmayacak. Weghorst'la Valencia'nın bir kıyaslaması varmış. Her iki takımın da en golcü oyuncuları. O da ekrana şöyle bir gelsin. Valencia 5 maç oynadı. Weghorst 7 maç. Weghorst'un 3 golü var. Valencia'nın 7. Bu enteresan. Yalnız Weghorst'un 4 asisti var. Valencia'nın 2. Diğer rakamlar da ekranlara geliyor. Weghorst çok driplingçi bir oyuncu değil. 0.6. Valencia'nın driplingleri çok daha iyi. 1.8. İkili mücadelelerde de tabii biraz daha fizik üstünlüğü olduğu için %52 ile Weghorst önde. Şenol Hocam'a sorayım. Hücum hattını değerlendirelim. İsterseniz bireysel bunu da değerlendirin. Hangi takımın hücum hattı daha ağır basıyor? Şimdi şöyle zaten sene başında Serdar Dursun bu takımın forveti, santrforuydu. Jesus'un gelmesiyle beraber orada formatı da değiştirdi. Yani milli takımın oyuncusu olan Serdar'ı kenara aldı. Hatta kulüpten gideceği bile söylendi. Yani demek ki pivot santrfor anlamında bir oyuncuyla oynamak istemiyor ki bunu da gösterdi, ısrar da etti. Joshua King'le beraber Valencia'yı da beraber oynattı. Hatta Valencia sezonu iyi başlamamasına rağmen ona güvendiğini göstererek Kasımpaşa maçlarında oynatarak onu da kazandı. Yani şuraya geliyor. Yani orada siz hoca olarak hangi oyuncu tiplemesiyle profiliyle oynayacaksınız? Ben diyor daha hareketli, adam geçen, daha süratli, defans arkasına koşu yapabilen oyuncuyla şu anda gösteren şey rakamlar Jesus'un haklı olduğunu gösteriyor. Kötü oyuncu mu? Hayır. İkisi yan yana olsa müthiş olur. Değil mi? Biraz önce yani o örneği verirken Wengros ve Mulaka örneğini bunu anlatmaya çalışmıştı. O Nihat Kovačević gibi. Gibi, bravo. Çok güzel benziyor. Kısa hareketli. Evet. O Real Sociedad'da ne günlerdi ya. O müthiş bir güzel bir örnek oldu. Bravo. Tebrik diğer bilgiler de diğer karşılaştırmalar da bir ekrana gelirken Weghorst Valencia ikilisi ve hücum hattı konusunda Mehmet Hocam'a da sorayım. Yani kim ağır basıyor? İkisi de farklı santrafor. Yani Weghorst uzun boylu, kuvvetli.
hani bugünlerde dediğimiz gibi pivot santrfor şeklinde bir oyuncu. Valencia tam tersi, kısa boylu, güçlü, dar alanlardan çıkabilen, dribbling iyi yapan, o defans arkasında o koşulları atan bir oyuncu. Yani Jesus'un az önce konuştuğumuz gibi Jesus öyle bir oyuncu istiyor. Ki bugün de baktığımızda da 7 tane golü var Valencia'nın. Bugün de oynarsa Fenerbahçe'nin en büyük artısı olacaktır. Evet. Aslında Batshuayi ile Weghorst'u kıyaslamak gerekir. Ama şimdi iki takımın da en golcü oyuncuları dediğimiz zaman bu ortaya çıktığında böyle bir kıyaslama yapmış arkadaşlarımız. Şimdi orta sahada Gedson bugün yedek başlayacak büyük ihtimalle. Diğer tarafta Crespo var. Ekrana geliyor. Bu rakamlar üzerinden hangi takımın orta sahası daha ağır basıyor? İlk Şenol Hocam'a sorayım. Şimdi veriler üzerinden gittiğimiz zaman tabii ki Crespo. Çünkü maç sayısına baktığımız zaman 3 maçta bir gol bir asist. Hı hı. Yani oynamamasına rağmen artı benim gördüğüm kadarıyla yani Jesus'un oyuncu tercihlerinde belki de 3. 4. sırada Crespo. Ama o da kendini bırakmadan enerjisi yüksek tutarak. Dinamo Kiev ve Alanya maçlarındaki performansıyla formayı aldı bence. Aynen öyle. Yani onun için oyuncunun kaç dakika oynadıktan sonra yani 10 dakika mı 15 dakika mı 90 dakika mı oradaki performansına bakmak lazım. Süre önemli değil. 5 dakikada oynasan sen takım için belki orada bir top kapman, bir topu taca atman, bir foul yapman sen, hoca bazında seni farklı bir yere götürebilir. Ama sen kendini hazırlamazsan, enerjin düşükse, girdin, bir oyuncu değiştiriyorum, Şenol'u çıkarttım, Mehmet'i çıkarttım, şöyle soktum. Ben yorulmuşum, sen de onun yorgunluğunu ortadan kaldıracak bir eylemde bulunmazsan o zaman senin takım içerisindeki hem yerin hem de geleceğin tartışmalı hale gelir. Hele Fenerbahçe gibi takımda. Onun için Crespo tabii ki verileri yüksek. Yani Gedson da bu anlamda evet kreatif oyuncu ama şu ana kadar skora yansımadı. Tabii orada hocam, da Çaykur Rize'de ilk geldiğinde geçen sezon devre arasında büyük bir sansasyon oldu. Galatasaray'a gideceği düşünülüyordu. Beşiktaş aldı, Rize'ye kiralandı. Hani asistleri, golleri, her maçın adamı. Ama Beşiktaş'ta Gedson adı kadar henüz daha rakamlara yansıyacak bir şey yapmadı. Zaten görüntüye de geldi az önce. Ne diyorsunuz? Yani Gedson Rize'de daha rahat bir oyuna, daha rahat bir mevkide oynadı. Hani orta saha 10 numara tarzında oynadı ve hücuma istediği anda gidebiliyordu Gedson. Fakat Beşiktaş'ta şu anda tam bir yani 6-8 karışımı oldu. Daha çok orta sahada durayım. Yani pas akışını yapayım. Atiba'nın ilk zamanlarındaki gibi bir şey isteniyor Gedson'a. Bir şey isteniyor Gedson'a ki Gedson aslında hücum olarak iyi bir oyuncu ki bunu da gösterdi. Hem Galatasaray'da gösterdi, hem Rize'de de gösterdi. Ama işte belki hocanın öyle bir isteği vardır. Hücuma fazla çıkma. Daha çok orta sahada kal. Oyun akışını oradan sen yönlendir. Maçı sen yönlendir diye bir isteği olabilir. O yüzden de Gedson'un fazla gol sayısı yok. Crespo, evet hocam da dediği gibi verilere göre tabii ki Gedson'a göre daha iyi. Hı hı. Çünkü Crespo hem iyi bir defans oyuncusu, yani orta sahanın defans oyuncusu hem de iyi bir ofansif oyuncusu. Evet. Onu Crespo bu sene çok iyi yaptı. Peki şimdi kalecilere geçelim. Az önce ilk bölümde Ersin'i konuşmuştuk tabii. Sözleşme yenilemiş olması onun adına bir avantaj, bir moral diye. Taraftarla da camiayla da barıştı bu şekilde. Çünkü biraz böyle tepkiler vardı İstanbulspor maçında. Ersin'le Altay'ın verilerine şöyle bir baktığımızda 6 maç Altay, 5 maç Ersin. Gol yemediği maç Ersin'in 1, Altay'ın gol yemediği maç 3. Yediği gol Altay'ın 6, Ersin'in 7. Kurtarış sayısı Altay'ın daha fazla. Kurtarış yüzdesi Altay'ın daha fazla. Şimdi bana göre en kritik zaten orada faktör kurtarış sayısı. 17 tane top kurtarmış. Bu ne demek oluyor? Aslında kalenize de 17 tane top gelmiş. Tehlikeyi de yaşamışsınız anlamına. Yani bu anlamda evet Altay takımın ayakta tutmuş. Orada takım savunmasını, bireysel savunmayı da konuşmamız lazım. Şimdi Ersin'i konuşurken bu anlamda yani kalecileri konuşurken tabii ki kaleci fundamentalı tekniğidir. Kurtarış sayısıdır konuşmakla beraber buradaki ferdi savunmayı, bireysel savunmayla beraber defans savunması, takım savunmasını hepsini birden konuşmamız lazım. Evet, rakamlar üzerinden bazı oyuncular ön plana çıkıyor ama kaleci faktör üzerinden konuştuğumuzda belki İstanbulspor maçında yediği goller
Bu anlamda belki Ersin için tartışılabilir. Kurtarış sayısı 17, Altay'ın oraya da konuşulması gerekiyor. Evet, kaleye yani ne kadar, negatif tarafı da var diyorsun. Tabii. Kaleye ne kadar top gelirse kaleci için o kadar avantajdır. Ama şimdi, şu da var. Büyük takımlarda zaten kaleye az top gelir. Ersin de şu açıdan eleştiriliyor. Yani top geliyor, gol oluyor. Top geliyor, gol oluyor. Hatta en son artık İstanbulspor maçında yediği gollerden sonra takım arkadaşlarının Ersin'e bir dönüp bakışını hatırlıyorum. Yani biraz hani artık yeme, bunu da yeme gibilerinden bakışlardı. O da Ersin'in sanki biraz eksisi. Ya öyle, o zaman takım arkadaşları da bir değil iki tane gol atacak, iki değil üç tane atacak öyle baktığın zaman. Hı-hı. Ersin de kalkıp şimdi ben yedim, beni eleştiriyor, sen atamadın, ben de seni mi eleştireceğim, el kol hareket edeceğim. Hayır, kapatacaksınız orada. Kapatmalısınız. Doğru. Bu anlamda söyleyeyim. Ha, şu tabii olabiliyor hakikaten. Bunu gerektirir zaten. Tabii şu var. Hakikaten iyi oynarken yenilmeyecek bir gol hakikaten psikolojik anlamda sizi etkiliyor. Orası evet olabilir. Tabii. Genç arkadaşlar olabilir. Ha, orada o topun da oraya geliş şeklini sorgulamak lazım. Analiz anlamında söyledim. Yoksa sonuca baktığınız zaman sonuçtan bir kişi siz orada hatayı bulabilirsiniz. Ama takım ileri gitmesi için işte çember kuralı vardır. Topun olduğu bölgeden beraber orayı işlersiniz. Biraz daha büyütürsünüz. En son büyük çembere gelirsiniz. Hatalar gibi. Yani burada da bu faktörler ön plana çıkıyor. Tabii ki Ersin inşallah moralmen iyi bir duruma geldiyse bundan sonra Beşiktaş'ın kalecisi midir değil midir tartışması bitmiştir. Ki aynen. Şampiyonlar Ligi artık oynadı. Artık Ersin'de yani. Tabii. Bahane bir de kalmadı. Bu takım da şampiyon oldu zaten. Aynen öyle. Bu çocuklarla şampiyon oldu. Peki şimdi Arao'yla Josef de Souza'nın bir kıyaslaması var. Tabii genelde şöyle derler. Derbiler orta sahalarla kazanılır diye. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Hemen bir bakalım. Tabii Josef'in sakatlığı vardı. Sonrasında bir maçlık cezası vardı. İki maç oynayabildi. Asist yok. Arao'nun iki asisti var. Henüz isabetli şutu yok. Ama tabii daha Josef'i az oynadığı için çok fazla rakamlarla kıyaslamak da çok da sağlıklı olmaz. Hangisi daha ağır basıyor bu derbide? Mehmet Yozgatlı'ya sorayım. Yani ikisi de aynı stil oyuncular. Fizikli, güçlü, teknikleri iyi olan, topla pas yüzdesini iyi yapan oyuncular. Yani evet, dediğiniz gibi Josef bir sakatlık yaşadı, çok fazla forma giyemedi. Arao hemen hemen her maçta oynadı Fenerbahçe'de. Ama yani burada Josef'in bir avantajı olduğunu ben düşünüyorum. Sonuçta eski takıma karşı da oynayacak. Evet. Onun da bir motivasyonu var. Ve Türkiye'de çok derbiye çıkmış. Çok derbiye yani çıkmış. Arao da goller tamam. Atmış. Hani Flamengo'da, Brezilya'da büyük maçlar oynamış ama Türkiye'deki derbilerin psikolojisi biraz daha farklı. Yani evet ya, ve uzun süredir de Beşiktaş'ta da oynuyor. Takım arkadaşlarını da iyi tanıyor. İyi bir lider olduğunu düşünüyorum ben Josef'in. Çünkü maçlarda da hep arkadaşlarıyla iletişimi gerçekten çok 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 güzel. Yönlendiriyor, konuşuyor. Yeri geliyor, motive ediyor. Düşen arkadaşını hemen ayağa kaldırıp hadi aslanım devam, o motive iyi yapıyor. Kaptan rolünü üstlenmiş kaptan durumda. Kaptan rolünü, lider rolünü üstlendiği için Beşiktaş'ta Josef bir adım önde. Şimdi süremiz de azaldı. O yüzden sonda skor tahmini, derbi tahmini alacağım ikinizden de. Şöyle bir bakalım kim tutturacak. Ben oyun İşin güzel tarafı bu. Oyun anlayışları birbirine benzediği için yani bu İkisi de önüne basmayı seven takımlar olduğu için bence bu maç berabere biter diye düşünüyorum. Berabere evet. Ama mesela 3-3 mü? 2-2 benim mi? Gönlüm Beşiktaş'tan yana, ayrı bir şey ama. Tabii orası. Veriler üzerinden konuşursak şöyle biraz artısı eksisini değerlendirdiğimizde berabere biter gibi geliyor. Bu sonuçta her iki takımı da üzmez. Bazen çünkü rölantiyi almak da gerekiyor. Hmm. Doğru. Hoca bakımından dediğim gibi Beşiktaş'ın öyle bir handikapı var. İnşallah o handikapı yaşamaz. İnşallah gönlümden geçer ama veriler üzerine baktığım zaman berabere bitecek. Berabere. Mehmet aynen. Yozgatlı ne diyor? Yani ben de hocamla katılıyorum. Aynı fikirdeyim. İki tane gerçekten iyi oynayan, önde baskı yapan takımlar karşı karşıya gelecek. Az hata yapan maçı kazanacaktır. Tabii gönlümüz Fenerbahçe'nin yana. İnşallah az hatayı Fenerbahçe yapıp maçı kazanır. Ama ben de maçın 1-1 biteceğini düşünüyorum. Peki. O zaman beraberlik kokan bir maç diyorsunuz.
Şenol Fidan hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Renk verdiniz. Mehmet Yozgatlı yine aynı şekilde çok teşekkür ediyorum. Derbi gününde çok keyifli bir sohbet oldu yaklaşık 2 saat boyunca. Programımızı burada noktalayacağız ama tabii ki derbi heyecanı gün boyunca A-Spor ekranlarında olacak. Şimdi biraz böyle kafa dağıtmak isteyenler için Sassuolo Salernitana İtalya Ligi Serie A maçları da bu sezon A-Spor'da. Bu karşılaşmayı izleyebilirsiniz. A-Spor ekranlarından ayrılmayın. Hepinize iyi hafta sonları, iyi pazarlar diliyorum efendim. Hoşça kalın.